Tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Bravo. Süper, harikasınız. Harika seyircilerimiz var bugün. Çok güzel bir gece olacak. Dünyanın, Türkiye'nin ve İstanbul'un dört bir yanından gelmiş seyircilerimizi inşallah çok güzel bir şekilde ve ekranları karşısındaki izleyicilerimizi güzel bir şekilde eğlendireceğiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel hareketler, şahane bir şekilde başlıyor efendim. Arkadaşım bir borçlarından dolayı banka soyma hikayesini izleyeceğiz ama tabii ki işler filmlerde olduğu gibi iyi gitmeyecektir. Yani bunun interaktifinde ne yapayımı tam bulamadım hiç aranızda banka soyan. Yani bir banka soygunu hikayesi izleyeceğiz. Skeçimizin adı da Hırsızlar geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Kirayı yarım ödeyip elektrik faturasını ödesek olmaz, evden kovarlar. Doğalgaz yerine elektrik yaksak, o da çok pahalı. Doğalgaz yerine su yak, su yanmaz. Evi komple yaksak olabilir belki, ancak yani. Ancak ödenir bu fatura. Of! Oo, Celal abi, selamünaleyküm. Ne yapıyorsun ya? Kahvede göremedim seni. Aleyküm selam. Oğlum Rüstem yapmış çay 5 lira. Ben de grabe gittim. Orada çay kaç para? Bak yemin ediyorum hıncımı senden çıkarım Akif. Dur. Boğazını sıkarım bak senin ha. Şuraya bak ya. Allah'ını seversen. Doğalgaz, faturalar bunlar zaten 3000 lira. Evet. 2000 lira desen evet. Oradan temel harcama. 5000. 5000 TL ev kirası olduğundan dolayı benim aylık minimum yaşamam için 10.000 TL de. Vallahi protesto ediyorum bu hayata ha. Protesto etme. Şükret, şükret. Şükretmiyorsun, şükürsüz. Şükret ya. Hoş geldin Celal abi. Eyvallah, hoş gördük. Sağ olasın. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım, oturuyoruz. Seni ben niye camide göremiyorum? Cenk Hoca sordu. Camide yok musun, hiç gelmiyor musun? Hocam ben aslında geldim. Bugün bir uğradım. Evet. Ama çok kalabalıktı. Çok kalabalıktı. Yer yoktu. Dedim ki rahatsız etmeyeyim, bir dahakine gelirim dedim. Cehennem fena oğlum. Geniş arazi. Oraya gidersin. Daha gel. Isınız. Allah korusun. Kaynar böyle. Kemikleri Allah kaynar. Korusun. Allah korusun. Ya korursa Allah korur tabii de. Tamam, sen... tamam abi ödeyeceğim. Tamam, en kısa zamanda ödeyeceğim. Tamamdır. Hayırdır lan? Ya abi Aikido kursuna yazıldım ben de. Aidatı ödememişim. Onun için bozuk atıyorlar ya. Aikido. Bir şey soracağım. Dert etme oğlum, ödersin ya. Ne olacak ya? Aikido günah mı? Aikido ne lan? Aikido. Böyle dönüş... Ha şu Aikido. Tamam. Aikido şimdi baktığın zaman şey ben bilmiyorum günah mı diye. Madem bilmiyorum niye öyle giriş yapıyorum ya? Ben var gibi hissettim ya. Oğlum sen yok. De ne derdin Aikido kursuna gidiyormuş, parayı ödüyormuş. Ulan oğlum benim burada ne dertlerim var? Kaç para ulan daha iyi? Ya öyle deme. Ondan sonra Batur Alp Usta beni gördüğü yerde Aikido yapıyor bana. Tekme tokat daldığı da oluyor. Karışık gülüyor bana yani. Benim paraya ihtiyacım var ya. Ya oğlum ben ne yapayım? Ben ne yapayım lan? Ben ne yapayım? Ne yapayım ya sen? Yeme, içme. Sırf temel masraflar için 10.000 liraya ihtiyacım var. Ben ne yapayım? 10.000 lira mı? Siz iyi, beni gene 100.000 lira dolandırdılar.
Nasıl dolandırdılar ya? Nasıl ya? Ya ben kaplıcılara diye bilet aldım uçağı, yok karnavalına çıktı. Ben de anlamadım, birdenbire Rio'da buldum kendimi ya. 100.000 lira dolandırıldım. Keşke ben de öyle dolandırırsam. O nasıl dolandırılma hocam? Hiçbir anlamadım, gözünü sevdim ya. Pasaport istediklerini de zaten bir düşündüm orada. Ne alakası var? Afyon'a gidiyorsun. Yok abi, yok gerçekten yok yani. Bizim, bak sana net söylüyorum, bizim böyle harama, günaha bulaşmadan... Evet. Temiz bir şekilde para kazanıp hayatta kalmamız mümkün. Ne şeytan diyor ki... Banka mı soysak? Manyak. Ya, tövbe estağfurullah. Biz kim, banka soymak kim ya? Bir kere puh, günah, günah. Puh, 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 günah, günah. Olacaksın ya. Bütün şey yaptık, her kuşu şey yaptık, banka kaldı yani. Saçma sapan. Vallahi abi, ben de zaten gülelim diye söyledim ya. Biz kim, banka soymak kim? Aslında yok. Olmaz değil mi? Yok, yok. Olabilir gibi aslında. Olabilir gibi de lan aslında. Yani neden yok, olur? Yok, abi. Yok. Bir şey günah, günah, günah. Ya, bir dakika ya, bir dakika. Olabilir aslında, olabilir. Değil mi? Abi ben gözünüzdeki ışığı gördüm. Benim aklımdan bir şeyler geçti aslında. Size anlatayım mı? Nasıl? Nasıl yapacağız? Kafamda bir plan var. Ben hepimizi düşünmüştüm. Hep birlikte bankaya gireceğiz mesela. Yok yok abi, biz ne anlarız? Beni bulatma. Ben ne anlarım banka soymaktan? Abi gözünü seveyim. Ben anlıyorum da mı giriyorum ya? Ha? Beraber girelim. Tamam. Tamam. Ben tek başıma. Tek başıma kafamdakini size anlatayım. Ya. Tamam. Şimdi bir şekilde tanınmamak için önlemimi alıyorum. Evet. Tamam. Aa, bu kim? Aa, tanıyam. Aa, kim lan bu? Ama abi bak, bu gözler önemli. Bunu taktığın vakit... Akif nerede lan? Akif yok. Lan, bir şey aldı abi. Aa, Akif geliyor. Akif geliyor. Bak. Aa, yok. Gördün mü? Bak, gördün. Aa. Heh. Ve bankaya çok ciddi ve sert bir giriş yapıyorum. Müzik. Yardımcı olabilirim. Evet, bakalım yardımcı olabilecek misiniz? Ben de çok meraklıyım. Çok ciddi ve sertim şu anda. Çok kararlı bir şekilde buraya geldim. Bu bir soygun. Buna kararlıyım. Eğer parayı hemen verirseniz canınıza zarar vermeyeceğim. Sorusu olan var mı? Bu bir soygun diyorum ben size. Abi güvenlikte silah oluyor mu ya? Bankada var. Hadi ya. Benim bundan haberim yok ama. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Müzik. Arkamı döndüm, kusura bakmayın. Oğlum bir el atın ya. Gel abi, gel. Gerçekten en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir plan. Sen orada bu bir soygundur derken ellerinden bir şey mi çıkacağını falan düşündün acaba? O neydi o? İkna çabası neydi lan o ikna çabası? Abi ben onların silah babında kullandım. Yani adamın silahın o olduğunu düşünmediğim için gerekirse onu boğacaktım yani orada. He, anladım. Mükemmel, harika. Ya bir de bunlar da ben sadece cop oluyor diye biliyordum ya. En fazla dayağımı yer, copumu yer çıkarım diye düşündüm ya. He, sen copa razıydın yani. Razıydım evet. Ya, biz seni döveydik, o zaman hiç gitmezdik. Ya böyle olmaz. Plan yok, silah yok, gözlükle olmaz ya. Hiç mi film izlemediniz ya? Ben izledim. Bak şöyle olur olursa. Nasıl? Biz hazırlanırız. Evet. Alın bunları. Alalım. Oo. Ne lan? Baba bak, hazırlığa gelmiş. Bu ne oğlum? Bunları giyeceğiz. Evet. Beyni gözlüğümü takabilir miyim? Tak. Ama seni göremeyiz gözlüğü takarsan. Gözlük denemesi. Evet. Şimdi o. Bana renk mi bunu? Tabii, konuda değil. İç göster. Şimdi. Ağır adımlarla giriyoruz. Ben hemen önden gidip güvenliği etkisiz hale getiriyorum. Beni seyredin. Aykut Öcü ya, ona koyuyorum. Hangi müzik? Arkadaşımızı yalnız bırakmayalım. Bu galiba aikido bilmiyor. Halledecek. Evet. Abi bir tane yaşlı dışarıda ATM'ye vuruyordu. Lan ne oluyor? Egale ettik. Çok güzel. Hikmet abi hemen bankacı kızı etkiliyor. Diyor ki... Lanet olsun, paraları bir torbaya doldur ve hemen bana ver. Kız Hikmet abiden etkilendiği için deste deste dolduruyor paraları. Vay be. Siz de kasaya gidiyorsunuz. Kasa. Ya kasaya gidelim de kasada şifre vardır.
He, Hikmet abi sorsana kıza şifresi neymiş kasanın. Bebeğim. Hasan'ın şifresini söyle bana. Ah Hikmet, sen sorarsın da söylemez miyim? 63-73. 63-73. Hemen, bende. Sen bekle orada. Al haydi paraları, al. He, şimdi tam paraları alıp çıkacakken evet, polis geliyor. Aman ne dedin ya? Oğlum senin hayal dünyan, bunu niye götürüyorsun? Etrafını sarıldı lan. Ankaralı polis kesin yakalar bizi. Ben seni hemen rehin alıyorum. Oğlum beni niye rehin alıyorsun ya? Burada yabancı var. Doğru, Hikmet abi kızı rehin alıyor. Bir adım daha atarsan kız ölür. Yalnız Hikmet, bende Stockholm sendrom var. Ben sana aşık oldum. Rehineleri bırakmak için ne istiyorsunuz la? Biz polisin pazarlığı yaparız. Abi salak mısın? Yaparız ya. Niye yapmayalım? Biz 4 tane sahte pasaport, 3 milyon dolar nakit, bir de çatıya helikopter istiyoruz. Çok iyi. Çok iyi ya. Tamam, hemen veriyorum la. Al. 4 tane sahte pasaport. Oha, nasıl bekliyormuş la? Ha. Heh, düştü. Hesaba düştü 3 milyon dolar. Aynen. Helikopter de hazır. Hadi gidelim o halde. Hadi. Tebrik ederim. Çok iyisiniz. Unutmayacağım eşkıya. Bu gözleri, bu kaşları asla unutmayacağım. Beni unutma bebeğim. Al bu da senin hakkın. Ondan sonra da helikopterle Meksika sınırını geçeriz. Neden Meksika? Oradan kaçılıyor ya, hep oraya kaçılıyor. Ben de bilmiyorum. Oğlum sen salak mısın lan? Bu plan çok... Biz helikopteri nasıl kullanacağız? Doğru lan. Oradan patladık ya. He, oraya mı takıldınız? Oraya mı takıldınız? Ya ben her şeyi anladım. Ben ona da okuyayım de. O kız Hikmet abiden nasıl hoşlandı ya? Her şeyi geçtim. Sen ben böyle mi konuşuyorsun? Ben böyle mi konuşuyorum? Fide kız niye benden hoşlanmıyormuş? O ses yapıyorum öyle o şekilde. Belki benden etkilenecek. Allah Allah ya. Abi sen tamam mı? Yok. Her... Yok biz bak biz harama... Tüy bitmemiş yetime biz hakkına biz giremeyiz böyle. Ne bak bunu bir kere silin. Banka soymak falan yok. Yapar mıyız biz böyle insanlar mıyız ya? Tövbe. Ben tövbe ettim. Ya, unutun. Unutun. Hayal kuruyoruz abi. Allah tamam sen nasıl olacak peki yani? Hani madem her şey bir kere onu unutun. Unuttunuz değil mi? Unuttum. Öyle bir şey yok. Banka soymak. Ha diyelim ki soyuyor. Böyle de olmaz. Nasıl olur? Bak şimdi gidersin böyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Oğlum bizim parayla, pulla hiç işimiz olmaz. Ama biraz nakde ihtiyacımız oldu. Sırada bir tane müşteri var bey baba. Bekle. Peki. Sağ ol, Allah razı olsun senden. Merhabalar, ben kredi alacaktım. Ne kredisi kardeş? Kumar. Kumar için kredi istiyorum. Aynı zamanda içki de içeceğim. Eşimi uyutup çoluğumun çocuğumun rızkını pavyonlarda karıyla kızla ezeceğim. Maalesef size kredi çıkmadı. Çıkmadı mı? Ocağım battı bilim. Çok üzülüyorum dayım. Neden böyle oldu? Keşke bu işlere karışmasaydım ben. Olmaz tabii, olmaz. Kredisi çıkmaz. Bak izleyin ha. Kızım, benim paraya ihtiyacım var. Ah, ah bey amcacığım. Siz çok iyi bir insana benziyorsunuz. Ne kadar da iyisiniz. Size 3 milyon TL nakit buyurun. Ah çok teşekkür ederim. Peki bunu geri ödeyecek miyim? Ah ne geri ödemesi? Sizin canınızın sağlığından önemli değil Hikmet amca. Allah senden razı olsun. Sağ ol. Oğul, oğul. Sen para istiyor musun? Çok istiyorum amca, çok. O zaman bak. Tövbe et. Ben tövbe ediyorum. Artık yok öyle şeyler. Al bakalım. Bu senin hakkın.
Aman Allah'ım, 1 milyon hayatım değişti. Ver o mübarek elini. Estağfurullah, estağfurullah. Her şeyi bıraktım, tövbe tövbe. Bey amca, bey amca. Beni de evden attılar. Evi satın alabilmem için sadece 1 milyona ihtiyacım var. Yapma kızım be. Ah be kızım be. Al bakalım bu parayı. Belli ki çok iyiliğin dokunmuş bazı insanlara ki Allah seni karşıma çıkardı. Böyle bir şey nasip oldu. Al haydi git yoluna. Hikmet abi. Ben de işe yürüyerek gidip geliyorum abi. Bir spor araba alacak param bile yok. Varsa bir 900 bin lira alacağım. 900 bin lira senin köpeğin olsun. Al ulan bunları. Git kendine araba al. Ama adaleti, iyiliği savunmayı sakın unutma. Asla. Hadi bakalım. Hoşça kal Hikmet Bey amca. Görüşürüz Hikmet abi. Yine gel. Bu da sana emekçi kız. Ah. Al bakalım. Ay. Kalın sağlıcakla. Güle güle abi. Allah. Bir şey soracağım. Evet. Hikmet abi. Evet. Gözüm seveyim. Kaç para kaldı? Hiç para yok, kalmadı. Gözün sevdim. O zaman niye soyduk sen orayı? Soyma falan yok. Gönülleri kazandık ya. İlla bir şey mi geçmesi lazım elimize yani? Allah Allah. Haydan gelen huya gider. İyilik yap, denize at. Böyle laflar var. Bunlar tamam, bir düşünün. Tamam, hepsi aynı şeye çıkıyor. Biz anladık. İbret dolu bir hikayeydi. Ama demek ki bizim kapasitemiz yok. Yapamıyoruz biz bu işi yani. Ya evet. Biz gönül kazanmak istemiyorduk ki. Para kazanmak istiyorduk ya. Yapacağız lan bu işi. Nasıl? Ne yap? Yeter artık lan. Nerede lan? Sağ. Hayır. Beni tabancam. Hayır. Hayır. Ha ne o? Canım. Sağ. Ben gidiyorum bankayı soymaya. Belli misiniz? Geliyorsunuz mu? Hayır. Gelmiyorsanız da ben gidiyorum artık. Abi, yürü. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Onda şey yoktu. Ben de giderim de ya. Kaldır elleri. Bu bir soygundur. Bir dakika, bir dakika. Sizin paraya mı ihtiyacınız var? Evet. Evet. Paraya ihtiyacımız var. Evet. Tamam canım, o zaman. Aklınızdaki meblağ ne kadar acaba? Aklımızda ne kadar var? Ne kadar var? Kişi başı bir buçuk yazık olsun. 6 milyon indir. 6 milyon. Tamam 6 milyon. Lütfen silahları falan indirelim. Öyle silah gerek, soyguna gerek yok. Saçmalamayın lütfen. Şöyle yapalım. Sizden kimlikleri alalım arkadaşlardan. Kimlik alayım ben. Nasıl yani? Niye alıyorsunuz? 6'yı verecek misiniz şimdi? Tabii tabii, alalım. Oluyor mu böyle bir şekilde? Oluyor mu? Şöyle yapalım. Şimdi hiç öyle soyguna falan gerek yok. Silah da alalım arkadaştan. Ben şöyle isminizi yazıyorum sizin. Tamam. Şuraya bir imza atarsanız. Tabii. Bu şekilde oluyor yani. Tabii tabii. İhtiyacımız oldu. Tabii biz her zaman sizin yanınızdayız. Öyle şey olur mu? 6 milyon ama bak ha. 6 milyon ha. Sinirlenir de. Vereceksiniz ha. Şimdi parayı. Tamam. Bunlar da kefil olsun. Tamam. Ben de atayım nereye? Ne gerekiyorsa atalım. Her yere at abi. Her yere at abi. Altı tamam, kesildi mi? Altı kesildi. Sana da atalım. Ben de çünkü orta tamam, ağızla birlikte alacağız. Tamamdır. Kim alıyor? Sen al. Şimdi parayı elden aldığınıza dair şöyle bizi size nüsha vereceğim. Bu size kalacak. Evet. Buyurun parayı da şöyle verelim. Kimlikleri de verelim. Bu belgede bende durdu. Tamam mı? Hal oldu. Oldu mu? Oldu mu? Oldu oldu. 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 Kolay gelsin. Lan! Lan oğlum parayı aldın lan! Yaptın lan! Becerdim oğlum parayı lan! Gördün mü? Allah bir kere doğru yoldaysan Allah kapılarını açıyor. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Celal abi. Burada bir ibare var. Bir şey yazıyor. Ne yazıyor? 2.80 faizinden geri ödeme yazıyor. Faizin geri ödeme ne? Abi sana 6 milyonu 5 yıllık kredi vermiş. 14.200.000 olarak geri ödeyeceğiz. Aylık 240.000 lira ödememiz var. Lan yürü ya. Ya şükretmedin şimdi, şükretseydin öyle olacak. Şükretmedin şimdi, çaba gösterirsin. Onu o şekilde ödersin, çalışırsın ödersin. Hadi bakalım. Hikmet abi. Ne? Burada hepimizin imzası var, biz de kefiliz abi. Ne diyorsun lan? Ulan, biz bankayı soyacaktık. Banka bizi soyuyor. Diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Vay, zil diyorum. Zil diyenler. Zile gitti. Zile gitti.
Ne gitti skecimiz be valla. Zili kim çalsın? Hilmi abi. Hilmi abi zile doğru gidiyor. Hocamız çalsın. Hocamız. Safa, sen de. Safa hocamızla beraber. Evet, çok güzeldi. Partlar da yani adamların tipleriyle yaptığı işi kendi dünyalarıyla anlatmaları çok iyiydi. Final de çok güzel yere bağlandı. O yüzden zili hak eden bir skecimiz oldu. Hilmi'nin çalmasını özellikle istedim çünkü bugün Hilmi'nin babası da burada değil mi? Evet, burada. Hasan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Yavrunuzu sahnede izlediniz, ne hissettiniz? Çok iyi, çok mutlu oluyoruz. Hilmi bu yolu kendisi çizdi. Biz onu bankacı olacak diye ekonometre okuttuk. Banka soygunu skeçleri yazıyoruz. Hilmi başarılı, baba oğlu ilişkileri çok iyi olan. Ben Hilmi ile ilgili bir şey anlatayım. Hilmi bana baba demiyor. Sibop diyor. Ne diyor? Sibop. Ben de ona sibop diyorum. Çok iyi bir ilişkimiz. Neden biliyor musunuz? Neden? 9 yaşındayken biz onunla arkadaş olmaya karar verdik. Ben senin baban olmak istemiyorum. Okulda en doğruları paylaştığım arkadaşın olmak istiyorum. Peki yani Sibop'a nasıl geldi iş yani? Ben ona dedim ki bana baba deme, başka bir şey de. Ben okulda en çok sevdiğim arkadaşlarıma Sibop diyorum. Sana da Sibop diyebilir miyim? Diyebilirsin dedim. Telefonuna da bakın. Benim Sibop telefonum diye. Sibop diye kayıtlı. Çok güzelmiş. Çok teşekkür ederiz. Alkışlar size geldi. Teşekkür ederim. Çok güzel ekipler. Devam ediyor alkışlarınıza. Çocuklarımız büyüdükçe sordukları sorular da zorlaşıyor. Yani küçük yaşta özellikle sordukları sorular. Ve mesela bunlardan en kritiği ben nasıl oldum? Meraklı bir çocuğumuzun skecini izleyeceğiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Babaanne, yağmur nasıl yağıyor? Yağmur, suyun buharlaşmasıyla gökyüzüne ulaşarak yoğunlaşması ve yağışan su buharlarının bir araya gelerek su damlacıklarını oluşturmasıyla meydana gelen olaydır oğlum. Ya babaanne ne uzatıyorsun? Allah yağdırıyor da geç ya. Lan ben sana güzel bilgi vereceğim diye kitap okuyorum lan her gün. Allah Allah, sana da cevap beğendiremiyorsun. Sen beğendin, beğendin. Peki bunun adı neden koltuk? O koltuk. Çünkü koltuk demişler. Kim demiş? Atalarımız. Ben buna kazık diyebilir miyim? De diyebilirsin. Seni kazığa oturtmuşlar. Terbiyesiz çocuk. Allah'ın tövbe etsin. Tamam şaka yaptım. Bir şey daha soracağım. İyi hadi son olsun. Bak gideceğim. Tamam söz son. Ben nasıl oldum? Tövbe estağfurullah, ben diyor, hadi git. Ya dur, nereye cevap ver? Nereye gidiyorsun? Cevap versene bana. Vallahi ben bir şey görmedim oğlum. Yani biraz duydum ama günahlarını almayayım şimdi. Şimdi şey olur, ben en son babanı yaptım. Onu da nasıl yaptım hiç hatırlamıyorum ya. Ya ben babamın nasıl olduğunu değil, benim nasıl olduğumu merak ediyorum. Ya ne bileyim işte, sen de oldun bir şekilde. Bana ne? Allah Allah. Nasıl bana ne? Söylesene ya. İyi tamam. Leylek. Leylekler getirdi seni. Vallahi. Nasıl ya? Yağmur bilem yoğuştu falan. Beni dümdüz leylekler mi getirdi? Seni kaybetmişler, bulmuşlar. Leylekler almış, getirmiş. Demek beni leylekler getirdi ha. Bak anlatayım, gel. Leylekler o dönem böyle yağmurlu bir gece daha. Tamam abi. Ya abi yoruldum ya. 2 dakika dinlenelim şurada ya. Değişim saati olmaz. Hadi gidiyoruz hadi. Ya abi ne değişim saati ya? Şurada 2 dakika dinlenelim. İyi dinlenelim. Dinlenelim de rahat. Sen simite mi başladın lan?
Evet, yeni dönüyorum. Sen de ya. Ya vay oğlum, şu martılara özenme diyorum ben sana ya. Üf. Yakında sen Kadıköy Beşiktaş vapurlarının arkasında da gidersin. Hadi hadi gideceğiz. 50 dakika gösteriyor. Bakayım. Kaç dakika gösteriyor? 50 dakika. Vallahi gelemem ya. Ben buradan dönersen beni al. Hadi oğlum uçacağız. Manyak mısın? Ya ne uçacağız abi? Nereye uçacağız ya? Bize dediler ki bebek teslim edeceksin. Biz göç ediyoruz abi. Oğlum manyak mısın? Başka ne yapacağız? Ya ne yapacağız biliyor musun abi? He. Bu bebeği, bu eve vereceğiz gidecek. Diğer adamlara ne diyeceğiz? Geldik, evde yoktunuz. Bunlar bebek bekliyor mudur? Bekliyordur abi ya. Acayip bekliyorlardı. Zaten bebek dediğin nedir? Rızkıyla gelir abi. Öyle mi diyorsun? Abi. Sorumluluk kabul etmem. Abi elini biraz taş şunu altına. Sorumluluk kabul etmem. Tamam ben de. Yürü o zaman. Tamam buraya vereceğiz. İçim hiç rahat değil ama. Sen beni dinle ya. Ayaklarımız iğrenç kırıyor. Hadi ineceğiz o zaman. Buraya vereceğiz. Ah! Hadi bakalım. Yürü. Pencereden mi girdiniz? Oğlum bu çok yaşlı. Buna vermeyelim ya. Boş ver. Abi sorun yok, sorun yok ya. Emeklilikte oyalanır. Ver üstüm tam yaşlı ya. Ha buyurun, kime bakmıştınız? Yanlış gelmişiz teyze. Aa, kusura bakma hadi. Ergen. Aa, bağırma dibimde. Aa, bebek mi o? Bize mi getirdiniz? Teyze. Siz kaç kişi yaşıyorsunuz bu evde? Ben, oğlum, gelinim. Süper. Ay onlar mı sipariş etti yoksa? He, onlar sipariş etti. Teyze, sen uyurken onlar sipariş etti. Onlar mı etti? Onlar etti. Verelim buyurun. İçim hiç rahat değil. Verelim. Paketi açtıktan sonra popotuna bir şaplak atın, öyle çalışırım. Tamam, tamam. Şimdi size bir SMS kodu gelecek, bunu söylersiniz. Hah, geldi. 20 07 2018. 2018. Amanın. Adı ne olsun? Efecan olsun rahmetli kocamın adı. Efecan. Buyurun, nüfusa düştük aydın. Aman. Tebrik ederiz. Çok sağ olun. Teyze, beş yıldız vermeyi unutma. He tamam, yaparım yorum. Evet. Simit. Hadi, afiyet olsun. Ay, üzücüm canım, babaannesinin eline. Senin yüzünden bu algı. İyi abi. Bu algı senin yüzünden. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? 10 numara 5 yıldız iş yaptık abi. Ne demişler? Kime niyet, kime kısmet? Aman boş ver. Kaç dakika gösteriyor demiş oğlum? 47. Ya ne 47'si abi ya? Köprü kapalı, E5'ten gidelim. E5'ten gidelim daha güzel oluyor. Ben de zincirli kuyuda boş bir metrobüsün üstüne konarım. Acayip akıyor. Ya senin zaten tek yapabildiğin şey uçmak. Onu da yap be. Yoruluyorum onu abi. Da yap be. Yoruluyorum. Dur acele etme, çıkamıyorum ben. Ya bu nasıl iş? Benim hayalimde bile canlanmadı. Beni nasıl leylekler gitti? Babaanne! Aa, ne bağırıyorsun anneciğim? Ne de bağırıyorsun? Ha, anne, ha. Sen bilirsin. Ben nasıl oldum? Nereden çıktı bu Efecan? Anne, asıl ben nereden çıktım ya? Temizliğimiz konuşma Efecan. Nasıl konuşuyorsun? Ne oldu? Ne sordum ki? Nasıl, ne oldum dedim ya? Tamam, gel. Ha. Anlatacağım. Şimdi Efecan. Çok babanla biz şimdi çok şiddetli bir egzotik yağmur vardı hatırladığım kadarıyla. Hı-hı. Ve çok şiddetli biz babanla seni hastaneden aldık. Hastaneden mi aldınız? Evet. Nasıl hastaneden aldınız ya? Evet sevgili anne baba adayları. Hoş geldiniz. Bugün aranızdan birine bir çocuk vereceğiz. Bunun için yapmanız gereken tek şey hastanemizi takip edip 3 arkadaşınızı etiketlemek. Bu kadar. Etiketledim mi? Etiketledim. Evet, ufak bir oyun oynayacağız. Hazır mısınız efendim? Evet. Hazırız. Evet, gelin hemen böyle oyunumuza başlayalım. Başlıyorum. Hazır mıyız? Evet. Evet, başlıyorum. Evet, bulun bakalım. Hadi bakalım. Hangisinde? Ben kaçırdım. Sen yakalayabildin mi ya? Şunu da hissediyorum. Ya, evet. Biz onu da hissediyoruz. Evet, emin misiniz? Evet. Eminiz. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Evet. Aa. Bizim çocuğumuz olmuyor. Olsun. Biz de çift bebek falan deneriz. Sıradaki çiftimizi alalım. Evet. Fikret, iyice odaklan. Tamam. Ben şimdi elimle koymuş gibi bulacağım çocuğu. Hazır mısınız? Başlıyorum. Hazırız. Hazırız. Başladım o zaman. Sağdaki mi? Sağdaki Mimi'yi takip etmedin mi ya senin? Ya odaklanamadım. Başım ağrıyor. Ya başın ağrıyacak sırası mı şimdi? Ne bileyim Allah ya. Allah ya. Bence soldaki. Emin misiniz? Doktor bey biraz da siz bize yardımcı olsanız. Ya doktor niye yardımcı oluyor ya? Ben çocuğumu kendim bulurum. Allah Allah. Emin misin? Ortadaki, ortadaki. Korkuyorum. Ya korkanın çocuğu olmaz. Ortadakiyim, tamam. Eminim. Eline
kuvvet o zaman. Hadi ortadaki. Ortadaki emin misiniz? Bak son şansınız. Yardımcı oluyorum bak. Hangisi desem? Tamam soldaki olsun. O zaman. Evet. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açtım. Koydum çocuğum. İyi misin? Aman. İyi misin? Çocuğum. Bunu veriyorsunuz vezneye, çocuğu alıyorsunuz. Hediye olarak da anne sütü. Ay, buyurun. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Teşekkürler. Ha, nur topu bu mu ya? Evet. Hadi oradan. Ya anne bu ne? Pazardan meyve sebze mi alıyorsunuz ya? Aman Efecan, anneciğim büyüyünce anlarsın. Ya ben şimdi anlamak istiyorum. Ya ama nasıl şimdi? Bak ben sana anlatıyorum yani. Ya sabah sabah ne oluyor ya? Bir gürültü patırtı Allah Allah. Ne gel? Hemen kaçtın. Size geldim. Baba, son çarem sensin. Şöyle evlat. Ben nasıl oldum? Nasıl oldum? Bayağı nasıl dünyaya geldim ben? Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Oğlum sen... kazayla oldun. Kazayla mı oldun? Böyle kazayla oldum. Daha başla kazayla. Hoş geldin. Teşekkür ederim beni aldığın için. Ben süreyim, devam Kesin, edeyim. Devam edelim. Oh, hadi bakalım. Fikret. He canım. Ben biraz üşüdüm, klimayı açsana. Hemen aşkım. Hemen açabiliyor musun? Neden kendi isteğini açmıyorsun, benim dememi bekliyorsun? Ya ben kendi isteğimle açtığım zaman başım ağrıyor diyorsun. Bana sormadan açma diyorsun, ne yapayım? Vallahi klima çok iyi geldi. Vallahi ya, çok ısındım he. Klima gibisi yok. Gerçekten klima gibisi yok. Bunu daha sık açalım. Evet ya, hep unutuyoruz. Evet, gerçekten. Ama biraz yavaş git, bak çok hızlı gidiyorsun. Ya bir şey olmaz, devam et ya. Hadi bakalım. Ah, işte dedim sana. İyi misin? Hamileyim. İyi ki zincirleme yapmadım. İyi ki, iyi ki. Allah korudu iyi ki. Hadi bakalım. Böyle oldum. Ya benim kafam allak bullak oldu. Biriniz başka bir şey diyor, biriniz başka bir şey diyor. Anlatsanıza şunu, nasıl oldum ben ya? Ama psikolojim bozulur Efecan, lütfen. Şimdi daha mı iyi oldu anne? Psikolojim darma duman. Beni leylek mi, hastane mi, şey mi? Ben zaten biliyordum, sizi deledim. Ne? Nasıl biliyorsun? Biliyordum. Neyi biliyordun lan? Neyi biliyorsun? Nasıl çocuk olduğunu biliyorum nasıl, ben. Nasılmış? Her nasıl, şeyin cevabı internette yazıyor. Ne? Abi tam ekran yap bir bakalım nasıl. Allah'ını seversen saçmalama ya. Anne al şunu. Oğlum bu şeyin... aile koruması yok muydu ya bu bilgisayarın? Demek ki aile koruması yokmuş. Hatırladım. Ah rahmetli ah. Anneciğim, Allah aşkına kapatır mısın? Efecan, sen utanmıyor musun böyle şeyleri araştırmaya? Siz asıl utanmıyor musunuz bana yalan söylemeye? Ne yalan oğlum ya? Ya baba bırak, 40 takla attın. Burada anlatmamak için kaza maza anlatıyorsun ya. Utanıyoruz. Evet oğlum. Ondan anlatamıyoruz zaten. Yalan söylemeniz daha kötü. Sizin beni bilinçlendirmeniz lazım. Bana anlatmanız lazım ki ben de ileride aynı kazaları yapmayayım. Tövbe. Yürü git lan odana. Yürü git odana. Yürü. İyi, ben odama gideyim. Keşke bir kardeşim olsaydı, ona kızardınız. Şimdi odamda tek başıma oturayım ben, yalnız başıma. Ama. Efecan, buraya gel bakayım. Sen kardeşin olsun diye mi öğrenmek istiyorsun? Evet, ben de meraklısı değilim yani yoksa. Şimdi anlaşıldı senin derdin. Tamam, gel. Gitme oğlum, gitme. Dur yanımızda ya. Geleyim tamam. Mi? Gözağlı değilsin, tamam. Tamam, o zaman tamam. Siz bunu bir düşünün, annene. Tamam, Efecan, hadi artık uyuyalım, lütfen. Tamam, isterseniz ben babaannemle halamlara gideyim. Yok, ben gitmem. Gerek hadi. Yok, gel. Gidelim siz de. Yok ya, bu kadın gider mi? Belki kaza yaparsınız, kaza. Belki hastaneye. Ama baka baka herkes bilir canım. Bizim zamanımızda bu mu vardı? Biz ne zor şartlarda yaptık. Evet, güzel hareket diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet. Şimdi de zil. Ya aslında çok zile gidebilecek bir skeçmiş ya yani, ama leylek partı çok güzel çalıştı. İşte bu yani partlı skeç yazdığın zaman her part ayrı bir skeç oluyor ya.
Bir hastane tarafı tam çalışmadı. Bir de kaza tarafı böyle biraz sallandı. Yani empatisi çok yüksek lelekler getirdin ama seni hastaneden aldım deyince böyle bir o empatiye seyirci tam giremedi. Ama bence yani skecin konusu ve girdiği yol bence aşırı doğru. Yani güzel bir skecimiz vardı. Leylekler özellikle Hacı bu haftada leylek olarak gördüğümüz için mutluyuz. Ve sonu çok güzel bağlandı. Kardeş istiyor olması da çok güzeldi. Ve en sonu babaannenin... Meraklıyım demek ki. Sana çok güzel oldu yani Cemile. Yani meraklıydı baba. Çok güzel hareketler. Alkışlarla devam ediyor sevgili canım. Sizin şöyle bir bilgi lazım bana. Aranızda böyle bir iş kurup çok büyük batan var mı? Şey, aslında ben batmadım ama kumbaram battı. Sen nereye batacaksın? Sen daha çıkmamışsın ki ya. Ya. Sen önce bir çık. Benim kumbaram battı. Kumbaram mı battı? Evet, annem yüzünden kumbaram battı. Annen yüzünden? Evet. Ne oldu? Annem benden çok fazla borç alıyor. Ödemiyor mu sonra? Ben böyle çok fazla para toplamıştım. Sabah bir baktım, kumbaramda bir kuruş yok. Sırf onun için gittim, şifreli kumbara aldım. şimdi? Ama şifresini de bu sabah öğrendi. Şifreyi öğrendi. Tekrar değiştireceğim şifresini. Tamam, şifre güzel bulmuşsun. Teşekkür ederiz. Şahane hikayeydi vallahi. Teşekkür ediyoruz. Evet, skecimiz bir batma hikayesi. Yani daha doğrusu batmamaya çalışan bir adamın batanlardan öğrendikleriyle yeni bir şirket kurma hikayesi. Batık hafızası geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Fatih bizi niye çağırmış? Bilen var mı? Kesin borç isteyecek. Vallahi benden isterse ben verebilirim. Benim borcum çok, bana koymaz. Allah aşkına ne borcu? Hepimizin durumu ortada. Salak salak konuşuyorsunuz. Akıl mı alacak acaba? Ya hem sen salak salak konuşuyorsunuz diyorsun, hem de akıl alacak diyorsun. Sen de ne dediğini bilmiyorsun ya. Yani akıl akıldan üstündür. Akıl her aklın önündedir. Eğer akıl almazsan nefis kesilir, akıl ölür. İnşallah akıl almaya gelmiyordur. Niye öyle dedik? Selam arkadaşlar. Selam. Hoş geldin. Acil bir akıl almam lazım sizden. Yapma be. O kadar mı kötü durum? Ne oldu? Niye kötü ya? Ne oluyor? Oğlum sen bizi niye topladın buraya? Ya yeni bir iş kuracağım. Sizin tecrübelerinizden faydalanmam lazım. Kanka biz işte tecrübeli değiliz. Biz batmada tecrübeliyiz. Aynen. Benim ilk batışımda dükkanı açarken kestiğim pasta dolapta duruyordu. Vallahi kendi adınıza konuşun. Ben sizin gibi değilim. Ben bir kere battım. Ondan sonra karım beni terk etti. Sonra çocuğun velayetini aldı. Sonra hapishaneye düştüm. Tatlı bir cezaevi süreci. Yattım, çıktım. Benim hayatım kaymış lan. Ya abi bir dakika dinleyin ya. Sizi bu yüzden topladım zaten. Nasıl yani? Abi neyi yapacağımı anlatmayacaksınız. Neyi yapmamam gerektiğini anlatacaksınız. Ben de yapmayacağım, batmayacağım. Ama tatlım, ticaret öyle bildiğin gibi değil. Hep farklı hikayeler. Tamam işte hikayelerinizi anlatın. Mesela Erdem abi sen anlat. Sen nasıl battın? Ben not alacağım. Abi biliyorsunuz benim gözler çekik, masajı da biraz şeyim var, ilgim var. Tamam. Ben dedim ki bir masaj salonu açayım. Tamam. Açıyorum bak. Ben yapma dedim. Ne mi? Masaj salonu. Masaj salonu. Açtım, işler de iyi gitmeye başladı. Böyle ünlü, var böyle tipler geldi. Ya vallahi sizin de hep yüzünüzü görüyorduk. Bunu görmek ilk defa kısmet oldu. Vallahi size özel getirdim. Ama çok çok iyi geldi gerçekten. Allah. Siz bayağıdır bu işi yapıyorsunuz değil mi? Yok yok yeni açtık ya. Gerçekten? Vallahi. Ya bu ya eller 40 yıllık gibi be. Yani bizim babadan geliyor bu iş. Baba da mı masördü? Yok lahmacun ustasıydı o da böyle açar. Hop hadi bakalım. Oh vallahi çok iyi geldi be. Vallahi. Açıldı mı ha? Vallahi değil mi? Kendinize geldiniz. Tamam vallahi. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Ben bayıldım. Ha. Buranın reklamını yaparım ben bu arada. Gerçekten mi? Tabii tabii. Yüzümü falan koyarım ben buraya. Aa, valla. Müşteriyi doldururum ben burada. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz dostum. Sağ olun, sağ olun.
Para, para vermedi ama reklam yapacağım dedi. Ben de dedim ki işleri büyüteyim. Dedim büyüttüm. Evet. Evet, işleri büyüttük tabii. İşler istediğimiz gibi gitmedi. Patron, bir yemek mi söylesek ya? Acıktık. Benim de mide kıyıldı patron ya. Hadi ya. Patron ya, gelen giden yok. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum ya. Var mı? Bir fikri olan var mı? Şöyle bir şey mi yapsak? Sırayla birbirimize masaj mı yapsak? Hem hamlamamış da oluruz. Şimdi şöyle, patron sen Hacı'ya yapacaksın. Hacı bana yapacak, ben Fatma'ya yapacağım. Niye sen Fatma'ya yapıyorsun? Yani şöyle yapalım o zaman. Hacı size yapsın, siz Hacı'ya yapın, ben Fatma'ya yapayım. Oğlum niye Fatma'ya yapıyorsun? Fatma bana yapsın. Ha? Ya hayır olmaz, sen Hacı'ya yap. Hah, kanka beni bir kütletsene ya. Her tarafım kulunç. Vallahi gel. Ya kütleteyim tabii de. Oğlum sen kütleteceğin yerini nasıl bulacağım ben de? Arkadaşlar bir yardım etseniz şöyle. Hep beraber bir şey yapalım. Ya. Oğlum, hadi dur bir şuradan. Ne oluyor? Eli at. Tamam. Kitlemezsen bacağı almaz. Bir dakika. Üç, iki, bir. Dur. Oh. Öyle rahatladım. Her yerim bir açıldı bir kulunç. O çıktı ya kulunç. Ben bile iyi oldum biliyor musun? Ben bile iyi oldum. Ne yapacağız ya? Müşteri gelmiyor lan. Niye müşteri gelmiyor oğlum? Niye müşteri... Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Bana ne vuruyorsun ya? Allah Allah. Oğlum müşteri gelmiyor diye bak. Git kapıya, git kapıya bak. Müşteri mi? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sağ ol. Masaj salonu burası. Masaj salonu evet. Abi demin böyle bir fıtık attı benim de. Ah. Eğer masaj salonu ise bir girseniz halletsiniz be. Oğlum yağlı müşteri geldi. Hem de kendinden yağlı. Zehir lan. Şişman şakası yapmak için mi yazdınız lan beni skece? He? Seyirci de gülüyor, kaka, siz de gülüyorsunuz. Doğru düzgün şakalar yapacağız, değil mi? Evet abi, öyle yapacağız abi. Şunu hallet hadi, çabuk hadi. Neyin vardı abi senin? Abi işte bu fıtık bir şey attı işte ya. Şöyle bir yürü abi. Nereye? Şöyle bir yürü. Niye? Ben anlayacağım abi, sen şöyle bir... Yürüyünce anlayacağım. L4, L5, S1, S1, arızalı. Tamam. E5'te de bir tıkanıklık var abi, onu açarız. Oğlum şakadan masör müsünüz lan? Evet abi, L4, L5 arızalı. İstersen hemen çektir ya. Şöyle bir yat. Yat abi, yat. Gel abi, yat. Gel abi, gel, 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 gel. Devur, 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 devur. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Beyler, beyler, önce ben yapacağım, önce ben yapacağım. Oğlum, ya oğlum ne yapıyorsunuz dört kişi ya? Tamam, kaldı. Kafası bende. Ne kafası bende? Ne kafası bende? Bacaklar bende. Omuz sende, bacak sana. Arkadaşlar. Oğlum bak. Abi yat sen, biz hani... Ya oğlum, ne diyeceğim, üçte ikisinde pay mı etsek ya? Ha ne diyor? Sevaptır lan. Ne atalım? Sağ ol. Oğlum sana bir şey söyleyeyim, bu hakikaten danaya girmeye girer. Bak bir şey söyleyeyim. Doğru düzgün masaj yapacaksanız yapın oğlum. Tamam, tamam. Abi biz de yat abi, sen. Abi güvenli illerdesin. Beni niye yatırdınız oğlum? Abi yat sen. Oğlum bu nasıl skeç Metin? Abi yat abi sen. Abi Allah Allah. Oğlum benim karizmam bir şey. Abi devur 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 devur. Hadi hadi bakalım. Geri 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 geri. Oğlum yapsana. Arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Onun cüssesinden ancak ben anlarım. Ya dur. Dur. Abi. Atta kanın canı çıksın mı oynuyorsun? Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum siz dolandırıcı mısınız? Değiliz. Masör mü burası? Doğru söyleyeyim mi? Evet abi, masaj salonu. Nasıl masaj salonu bu ya? Öyle abi. Vallahi bak dağıtırım burayı ha. Yok abi yapma. Siz şikayet ederim ben. Abi sen çok sinirlisin. Senin gıdı fıtığın olabilir. Gıdıya da alabilir. Gıdıya da alabilir. Gıdıya da alabilir. Hacı. Gıdı benim kırmızı çizgim bak. Gıdıma laf edemezsiniz. Burayı yakarım ha. Bu nasıl masör ya? Bu nasıl? Ne? Sen nerelisin ha? Taylandlıyım abi. Ya bırak ya. Tayland'da o yıl ne oldu mesela? Ne oldu o yıl? Abi Tayland'da... Senin ismi ne? Ben kendimi takdim edeyim abi. Ben masör Fuat Özkan. Ya bırak! Siz kesin dolandırıcısınız bak. Abi saçma, hayır. Siz dolandırıcısınız. Abi, hayır, abi. Sizi şikayet edeceğim, hayır. Burayı batıracağım. Hayır. Burayı bitireceğim, hayır. Göreceksiniz. Hayır, yok abi. Terbiyesizler. Bu skeç bir zil almasın. Beni de yazmışsınız buraya. Böyle göt üstü yatırdınız, her yerinde oynadınız. Bu zil almasın bak, ben seninle masajlar yapıyorum. Hadi devam edin şimdi. Aa. Siz de düzgün oynayayım. Yokmuşsunuz gibi davrandım, varsınız. Mesela abi gıdı... Adamın içinden ne çıktı be? Ben zaten Oğuzhan Koç'u seviyorum. İbrahim Büyükak forever. İki adam abi, iki adam. Yeter iki abi. Yeter, yeter. Daha atıyor zaten. Zaman değil ama maaşlar ne zaman yatacak? Ha.
Hakikaten benim de paraya ihtiyacım var be. Patron, benim de birikmiş yemekler var. Kalk üstümden kalk. Birikmiş yemek ne lan? Birikmiş yemek ne? Her şeyi yedin zaten. Ödeseydin zamanında, ödeseydin. Ne yapacağım ya? Çok büyüdük oğlum, çok büyüdük. Baksana şuna ya. Baksana, çok büyüdük ya. Ya bir de yazıyor mu burada? Tamam, siz bunu alın, satın. Kendi aranızda paranızı ödeyin. Tamam, hadi gidelim. Tamam o zaman. Al. Bu bizde. Aynen. Kalk, ben nasıl kalk. Kaldıralım? Geç abi, yanaş abi. Geç, devur devur devur, dikle 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 dikle. Yani ben şimdi ne ders çıkarmalıyım? Eser abinin gıdığına bulaşmam, ne? Hayır abi, işte fazla büyüme ya. Ha, fazla büyüme. Aynen. Tamam. Peki sen batınca ne oldu abi? İşte borçları ödemek için annemin altın dişlerini bozdurdum. Bir süre püreyle beslendik kadın, sonra bakırdan diş yaptık falan, öyle geçti gitti. Tamam, ben notumu alıyorum. Yavaş yavaş büyüyor. Oğlum yine sen büyürken batmışsın. Ben şirketi kurdum da meğer sen batıkmışım. Ha, tam işte aradığım hikaye bu. Bu başarısızlığını neye borçluyuz? Şimdi benim biraz birikmişim vardı. Tamam. Ama benim kumbaram battı. Benim kumbaram battı. Annem hep oradan para aldı. Sonra ben şifreli kumbara aldım. Aa. Şifreli kumbara alınca o birikmişle gittim. Güzel bir dükkan buldum. Tamam, dükkan. Dükkan. Güzel, tatlı bir dükkan. Ya çok güzel, değil çok mi? Şirin burası. Hem tam caddeye de yakın. Yalnız cadde dediğin tam otoyolu şu. O da bir cadde. Ne var? Para bulma yetti Esra. Aman ya. Ne açsak, ne açsak, ne açsak. Daha önce kimsenin aklına gelmemiş dükkan açmalıyız. Heh, evet. Kimsenin aklına gelmediyse şimdi benim nasıl aklıma gelecek? Dur şimdi bulacağız. Buldum, 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 buldum. Buluyorum, buluyorum, buluyorum. Senin baban nereliydi? Yani Adıyaman. Abi çiğ köfteci açacağız işte. Ha. Evet. Ben biraz daha batı mutfağı düşünüyordum ama. Kızım bak. Şöyle düşün, dünya yuvarlak değil mi? Evet. Batıya doğru git, 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 git. Adıyaman'a varıyorsun. Ha. Abi, uzak batı mutfağı. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Değil mi? Ben düşündüm senin yerine, bak. Nasıl yani? Hadi canım. Evet. Fotoğraftan emin miyiz? Ben saçmalama, emin abi. Saçmalıyorsun. Bir kere fotoğrafsız çiğ köfteci tabelası asla olmaz Şule, unut bunu. Tamam. Şöyle yapıyoruz, ha. Ben senin yerine tabelayı astım, şimdi tezgah getiriyorum, bekle. Ha. Nasıl, insanlar tezgah mı getireceğiz? Anlamıyorum Esra, nasıl tezgah getireceğiz? Şöyle bir şey yapacağız, o acı da çektire hazır. Çektire. Tabii hazır. Acı çektire çektire açacağız, tamam mı? Konseptimiz şey, acısız da satalım, ben acı hayır, sevmiyorum. Hayır, acısız olmaz. Şöyle yapacağız, insanları aşağılayarak çiğ köfte satacağız. Nasıl be? Kızım yeni moda bu, dinle. Dur, müşteri geliyor, tamam. Hadi tamam. Sen geç, sen geç. Heh. Merhaba, ben bir çiğ köfte alabilir miyim? Neden öyle baktınız? Aşk o kuşkolar da çiğ köfte yer. Yer tabii yer. İçinde ne olsun? Düşüneyim ben. Kızım bir şey diyeceğim. Birazcık kötü davran da kadına. Kızım müşteri veli nimettir derler. Saçmalama. Öyle değil, şöyle çekil bir dakika. Bana bak, ne istedin sen? He? Ben de çiğ köfte yemek istedim. Nar ekşirişko. Ne ilişkisi lan? He? Ne ilişkisi? Al bunu, al kuru kuru bunu yiyeceksin. Hadi. Ay kızdı kadın, kızdı Esra. Süper bir yer ya bu. Aşkaları hemen çekip göstermem lazım bunu. Gördün mü? Ay içimden geldi o zaman. Size 100 lira bırakıyorum. Kolay gelsin. Bereket versin. Hadi bakalım git kuru kuru gel. Gördün mü? Nasıl ya? Gerçekten böyle bir şey mi bu? Herhalde böyle bir şey. Tamam Eyla, o zaman şey ne yapalım? Hadi sıra ritim falan tutalım. Tamam olur. Çiğ köfte. Şöyle birazcık şununla da yap. Bak işte burası. Ha, geldiler. Harika. Biz iki tane çiğ köfte alabilir miyiz? Tabii alırsın kadınlı adam. Şimdi sana çiğ köfte vereceğim saçma adam. Aç ağzını adam. Hoppala. Sen de aç kadın. Hop. Limon sıkmamı ister misin salak adam? Evet. Sen de ister misin? Şunları da atalım. Pul biber geliyor. Gözlerini kapatın. Evet. Biraz maydanoz aldım. Burana koydum. Biraz var o. Başka bir şey ister misiniz? Saçma çift. Lan müthiş bir şey bu. Bir numarası. Çok teşekkürler. Oha. Rica çok teşekkürler. Ne demek? Asla seni unutmayacağım. Ya ben de seni unutmayacağım. Manyak kadın. Bir şey yarıyor. Kızım yeni moda bu diyorum sana ya. Tamam. Deli, deli. Yandım anam. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Evet. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Çiğ köfte. Sevgili Krem de la Krem takipçileri. Bu hafta Anadolu lezzetlerindeyim. Hastası olduğum bir lezzet. Merhabalar. Bir çiğ köfte istirham edecektim. Yalnız içinde öyle abuk sabuk şeyler olmasın. Senin alt yazını kim kapattı sırık adam? Sizi yalnız saygıya davet ediyorum. Saygı şimdi çok uzak, ben oraya gelemem. Ya düzgün konuşur musunuz? Ben bir tane çiğ köfte almak istiyorum sadece. Kötü davran. Bir de sadece bu video çok izlenir. Bana bak, ben böyle çiğ köfteyi böyle lavaşa sıva gibi sürüyorum ya. Aha bu avcumun ayasıyla sana bir korun. Yemin ederim duvara harç gibi.
gibi yapıştırırım seni ha. Seni ben var ya seni. Seni ben... Bu nasıl bir muamele ya? Ne? Yahu görürsünüz. Ne? Rezil edeceğim sizi. Her şeyi çektim, her şeyi paylaşacağım. Kapattıracağım burayı. Çok satacağız. Terbiyesiz çok ahlaksız. Acayip satacağız. Ne satacağız? Beğenmedim. Göreceğim. Sonra o video patladı mı? Ne oldu? He patladı. Adam gitmiş şikayet etmiş beni. Belediyeden geldiler, mühür bastılar. TÜSİAD'dan ödül bile aldım. Ne ödülü aldın? Yaşam boyu batık ödülü. Yaşam boyu. Sen bir daha iş kurma dediler. Benim bir daha iş kurmam yasaklandı. Tamam, notumu aldım. Arkadaşın gazına gelip öyle saçma sapan adam madam falan diye de... Of ya! İçim şişti ya, Allah Allah. Nasıl battın abi? Borcu borçlu ödedim. Anlatayım. Borcu borçlu ödedim. Evet, borç aldım, borç aldım, ödedim. Borç aldım. Ne yaptın Koray abi? Heh. Ödemeler geldi, ne yapacağız? Kasada kaç paramız var? Eksi 50.000 lira. Yani? Yani 50.000 lira borç alırsak sıfırız abi. Oğlum sıfıra çıkınca sevineceğim hiç aklıma gelmezdi lan. Bize ne oldu Yusuf? Salı günü 20.000 lira ödememiz var abi. Kredi çekelim. Abi zaten kredi borcunu ödediğimiz için eksi 50.000'deyiz. Tamam onu ödemek için ikinci bir kredi çekelim. Abi zaten o krediyi ödemek için kredi çekmiştik. Öyle mi? O zaman onu ödemek için üçüncü bir kredi çekelim. Çok mantıklı abi. Biraz fazla çekelim İskender de söyledi. Çok iyi fikir. Arıyorum banka. Ara abi. Bir bana banka, hoş geldiniz. Hoş bulduk. For English Press 9. Brüksel Süsen Viyana Müni. Bella Arabiya, Ella Vallah Billah El Arabiya. Oğlum bu her dili sayıyor. Ya Türkçe için kaça basıyoruz acaba? Türkçe için bekleyiniz. Tamam, bekliyorum. Dahili numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız. Yok. Bilmiyorsanız öğrenin. Öğrenmemek değil, bilmemekte. Ya da bilmemekte değil, öğrenmek. Siz gerisini tamamlayın. Allah Allah. Yeter ya Allah Allah. Sen borçlusun, ben de bank. Benim adım bir bana bank. Telefon ister şak şak, para gelir tak tak. Telefona bakmam, arasam da açmam. Beklettim seni bak, benim adım bir bana bank. Oh, rahatladım. Allah Allah, yeter ya şunu bağlayacaksanız bağlayın. Merhaba. Kısıtlı imkanlardan dolayı ben robot değilim. Farkındaysanız gittikçe de zaten ağzım değişti. Evet, istiyorsanız yapmak istediğiniz işlemi lütfen iki kelimeyle özetleyin. Oğlum şiveye döndü ya, Allah Allah. Şey, ben kredi istiyorum. Borç istiyorsun yani, fakir. Evet. Tamam, sizi müşteri hizmetlerine bağlıyorum. Bağlayın. Sen aramasan ben şaşa, ben de aradım tak tak. Gelir beni bulamaz. Bulsa da bir banka. Ya yeter ya Allah Allah. Dalga mı geçiyorsunuz? Merhaba. Bir banktan Arzu ben. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hanımefendi lütfen beni bir yetkiliye bağlayın. Ben kredi başvurusunda bulunacağım. Zaten bağlanmıştınız. Ben hepsini ağzımla yaptım. Nasıldım? Harikaydınız. Hiç anlamadık. Teşekkür ederim. Evet. Ne istiyorsunuz? Kredi istiyorum. Kaçıncıya söyleyeceğim ya? Koray Bey, size daha iyi hitap edebilmem için kaypak mı dememi istersiniz, haysiyetsiz mi? Kaypak. Kaypayı tercih ederim, evet kaypak. Bir dakika ya, ne alaka ya? Terbiyesizlik yap... Önce diğer kredi borçlarınızı ödeyin. Yeter artık be! Sizinle mi uğraşacağız? Sizi daha yetkili birine bağlıyorum. Hadi. Buyurun. Bana bak lan. Alo? Oğlum. Evet. Kredi istiyorsun, veriyoruz, batıyorsun sürekli. Bir daha benim kardeşimi kredi diye ararsan... ...senin faturanı keser, stopajını ödemem. Anlıyor musun beni? Anladım da... Arama biz... oğlum bizi kredi ya, diye. Ya düşene bir de siz... Vermiyoruz oğlum kredi mi? Ya vereceğiz, kaçıyoruz. Arama ya. Bizi. Ya bir yere mi kaçıyoruz sanki? Sonra ne oldu abi? Kaçtık. Rezalet. Kaçtık. Sonrasında yakalandım. Görüşürüz, görüşürüz. Dedik de görüşemedik. Ona yakalandım. Cezalar cezalar. Hatta ben o borçları ödemek için şu anda adını vermek istemediğim bir tane dijital platformda dilencilik bile yaptım. Toktik mi abi? Oğlum ismini vermek istemiyorum dedim ya. Sen istemiyor olabilirsin, ben verebilirim. Ne var yani? Evet, o. Tamam, ben o zaman bütün notlarımı aldım. Fazla büyümüyoruz, arkadaş gazına gelmiyoruz. Böyle borcu ödemiyoruz. Aynen. Ben o zaman iş kurmaya gidiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz, tamam mı? Hadi bakalım, tamam, başarılar kardeşim. Hadi, teşekkür ettim. Haydi, kolay gelsin. Üç ay sonra.
Üç ay sonra mı? Oh. Üç aydır burada mı oturuyoruz biz ya? Ne masa, ne kostüm. Üç ay. Vallahi. Oh. Uyuşmuşuz ha? Uyuşmuşuz. Hesabı isteyelim bari. Kalkalım ya üç aydır. Hayır, üç aydır. Aynen. Garson! Garson! Aa, Fatih, burayı mı aldın lan? Hayırlı olsun. Ne alması lan, ne alması? Ne oldu? Ben de battım sizin yüzünüzden. Aa. Şimdi burada borcumu kapatmak için garsonluk yapıyorum. E hadi hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Ya ne hayırlısı olsun be? Alın şunu, hesabı ödeyin çabuk. Ne kadar gelmiş? Oha! Oha! Tamam, üç aydır burada duruyoruz da aynı şeyler ya. Duruyor ya. Bu kadar. Ödeyemeyiz. Ödemiyor musunuz? Ödemiyoruz. O zaman hesabı patrona verirsiniz. Allah Allah! Allah kim lan? Patron! Ne oluyor be? Demek yağlı müşteri ha. Demek gıdım ha. Sana söylemiştim kırmızı çizgimdir gıdı diye. Evet. Demek finale de beni yazdınız öyle mi? Skeç zil oldu mu? Olmayacak gibi abi. O zaman gerçek patrona gidiyoruz. Kim abi? Yılmaz Erdoğan'a. Abi götürme ya sen. Yürü. Abi yürü. Abi yürü. Güzel hareket diyenler. Evet. Skeçin sonunda zorla zil istedik diyenler. Yani performans olarak baktığımızda böyle bir zile de gider gibi de oldu. Hani sonunda bir şey de istedik, zil de istedik. Senin Taylandlı masör hakikaten yandırıcı değildi. Bir de gerçekten üstüme çıktın orada Hacı. Hayır. Abi o şey sen en son kaldırdığında ayaklarını gördün mü? Böyle sallanıyor. Sedye böyle mahvoldu orada yani. Ama o bir açılsa ikimiz yerde böyleyiz. Hayal edebiliyor musun? Ama her şeyi yaptım. Denedik, onu da denedik. Her şeyi yaptığını gördüm, hissettim aynı zamanda yani. Skeç tutsun diye ben de çok ödün verdim Bittinciğim. Evet, yani çok teşekkür ederiz. Gerçekten elinden geleni yaptım. O yüzden yani bu verdiğim ödünler için zili çalmaya kendim gitmek evet, istiyorum. Buyurun. Bravo. Evet, bravo. Güzel. Biraz torpilli bir zil oldu ama yani bence bütün partlar böyle biraz da yani tam bu skeç biraz daha bir gün daha prova isteyen skeç evet. Ve iyice böyle uçacaktı yani. Güzel olacaktı. Ama bence de güzeldi. Özellikle Tuğba çok heyecanlıydın. Şarkı söylerken asla söyleyemeyeceğini zannediyordun. Ama kendini sabote ettin. Böyle ayağını vura vura söylüyorsun. Ne yapıyorsun ya? Ama orada şeyin üstünde duruyor ya. Sen kendi söylediğini duymadık biliyor musun? Ciddi misin? Evet, seni duymadık. Sen ne yaptın orada? Bir daha söylesin bence. Bak bir daha söyle. Yok, teşekkür ederim. Valla yeter, yeter. Yanmadı, yanmadı. Bak, bak. Söylemedi ya. Teşekkür ederim. Sen borçlusun, ben de bank. Benim adım bana bak. Para ister tak tak. Para gelir şak şak. Telefonunu açmam. Açsan da kapanmam. Sen istedin, ben geldim. Benim adım bana bak. Çok güzel hareketler devam ediyor aksiyonumuzda. Başkanlık seçimi çok önemli bir şeydir. Yani özellikle ilkokulda, ortaokulda filan çocuklar başkanlık seçimine gittiğinde aileler de bir tribe girer. Yani onların başkan seçilmesi için bir mücadele, bir iktidar savaşı o yaşlarda başlar. Şimdi izleyeceğiz kez tam bu konuyu anlatıyor. Bir başkandır geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Evet. Bunları da ben yazmış gibi yaptığıma göre. Buyur canım. Öğretmenim, ödev vermişsiniz. Ah doğru ya. Şey, ders sonu ben onu toplayayım. Tamam öyle. Kızım unutmuş da öğretmen ödev verdiğini. Niye hatırlatıyorsun ya? Ama ne ya? Öğretmenim, öğretmenim. Ha, söyle canım. Kırma yavaş. Devlet malı o. Önümüzdeki ders için de ödev vermişsiniz. Ay doğru ya. Kızlar siz de olmasanız. Siz de olmasanız bir kafamızı dinleyeceğiz artık ya. Bu ne ya ödev ödev? Geldiğim günden beri ödev yapıyorum ben. Vallahi ya babam benim iş yerinde bu kadar çalışmıyor senin ya. Senin baba sahildi biraz. Ya sahildi. Ne ödev versem, ne ödev versem. Ya böyle ödev düşünmem oluyor. Ne ödev versem, ne ben kendim feda ediyorum kanka. Öğretmenim, ben sınıf başkanlığından istifa ediyorum. Ah, nereden çıktı Can Berko? Öğretmen ben yoyuldum ya. Yoyuldum. Başkanım diyor bunlar bana ne olacak bu ekonominin hali diyorlar.
yalan söylüyor evet. Canberk. İnanmayın. Eğer ki ben de dersi kaynatmak istiyorsam şerefsizim. Ay! Canberk, sakın, sakın öyle şeyler yapmayın. Kızım zaten 5 dakika kaldı. Niye kaynatsın çocuk? Siz de bazen işin şovundasınız ha. Hoca, hoca! Ötmeyin, dirsek sırada. Ötmeyin, tamam, dirsek sırada. Tamam, yere yatmana gerek yok. Dirsek sırada. Söyle. Hocam, başkanlık seçimi yapalım. İyi, hadi, tamam. Aday olanlar tahtaya gelsin. Hadi yapalım, aday. Yavaş, yavaş. Kızım, Allah'ım ya Rabbim. Kırma, yavaş. Ne bu iktidarlık merakı sizdeki ya? Kanka, sen niye buydasın? Ben de adayım kanka. Senden hiç beklemezdim. İkinci adam olmayacağım artık, yeter. O zaman bana artık kanka deme. Neden kanka? Ya da de ya. Tamam, şöyle yapalım. Herkes vaatlerini bir bir anlatsın. En mantıklısını aramızda seçeriz, tamam mı tamam, çocuklar? Girin. Hocam, merhabalar. Buyurun. Ben Canberk'i alayım, erkenden de trafiğe kalmayalım. Ya ama Danyal Bey, bu kaçıncı? Geçen de trafik var diye çocuğu okula getirmediniz. Çok trafik oluyor. Ben bazen düşünüyorum okuldan almayı. Ama diyorum okusun biraz. Baba, ay, sınıf başkanı seçeceğiz. Git, git. Başkan mı seçeceksiniz? Başkan hocam, ben de izleyeyim mi? Ne ama, olur. Ama olmaz öyle şey. Ben ne olur, seçim bağımlısıyım. Hayatta en sevdiğim şey seçim izlemek. Ne olur hocam, o pasta şeklindeki dilimler oluyor ya. Onlarca İzmir'i alalım şu an. Bak, ne olur. Tamam, ama sessizce oturun, tamam mı? Sessizce oturun. Tamam. Seçim varmış, gelin veriler. Hoca izin verdi. Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin. Şu güzelliğe bak ya. Ay, ama yani şunlara bakar mısın? Mantar gibi ufacıklar. Ebru Hanım, tamam, sakin. Hello, hello Duygu anneciğim. You are looking so good, by the way. Thank you, mommy. Tamam, tamam, sakince izle. Danyal Bey, sizin orada ne işiniz var? Hocam, ben de aday olayım. Ne olur ya. Aa, öyle bir şey oluyorsa bak, ben de adayım. Ya bir dakika, o varsa ben de aday olurum yalnız. Ya hayır canım, yani öğrenciler aday olacak. Onları başkan seçeceğiz, lütfen. Ne olur, ben seçim bağımlısıyım hocam. Ne olur. Öğrenciler ne olacak. Ne olur ya, İzmir'i alalım. Danyal Bey, gelin ama bu şekilde olmaz ki ya. Koca sınıfın yönetimini çocuğa mı vereceğiz Allah aşkına ya? Anayasa bilmezler. Sandıklara sahip çıkamaz bunlar. Ay evet, zavallı küçük sümükler. İbrahim, ne diyorsunuz, çocuklar etkilenecek? Niye etkilenecek? Sadece sümük dedi, abartmayın siz de. Ay evet yani. Lütfen. Hadi Duygu, sen anlat vaatlerini kızım, gel. Gel, neler yapacağım? Merhabalar, ben Duygu. 8,5 yaşındayım. 3C sınıfının okul başkanı... Ay, 3C sınıfının sınıf başkanı beni seçerseniz eğer... ...sınıfa kocaman bir kütüphane yaptıracağım. Teşekkür ederim. Ama İngilizce kitaplar değil mi Duygucuğum? You are looking so good, by the way. Yes, mommy, of course. Yalnız çok özür diliyorum. Araya gireceğim öğretmenim. Yavrumuzun lafını balla kestim ama... ...bu kadar mıdır? Hani vaat bazında... Etkileyici değil. Ay, ama bir bana, şey söyle. Bana zayıf geldi. Bak söyle bir... Bana zayıf geldi. Sizin kafanız... Ay çocuk, kafası böyle küçücük ceviz büyüklüğünde. Ben mi yanlış görüyorum? Ağlama, ağlama yavrum. Ebru Hanım. Tamam, ağlama. Ay, lütfen ya. Ebru Hanım. Bir daha uyarmayacağım sizi. Defneciğim, gel sen vaatlerini anlat çocuk. Defneciğim, dur. Diyaframından konuş anneciğim, hadi. Ben Defne. Eğer ben okul başkanı, sınıf başkanı olursam... ...size çıkışta şey yapabilirim dersten önce, jimnastik. Ama olmaz yahu. Defneciğim, biz sabahları nereye gidiyoruz? Biz sabahları havuza gidiyoruz, değil mi anneciğim? Tamam, o zaman çıkışta yaptırabilirim ben jimnastik. Hayır, çıkışta baleye gidiyoruz ama, değil mi anneciğim? Tamam, oturduğumuz yere yakın olan arkadaşlarımla yaptırabilirim. Ama hafta sonu biz tenis, Fransızca, piyano, tekvando, yüzücük, binicilik, o pilatese gidiyoruz değil mi Defneciğim? Öyle aralarında da yağlı güreşe gönderin kızım. Yalnız şöyle, kusura bakmayın gene ben araya giriyorum ama... güzel yavrumuzun ajandası kesinlikle başkanlığa müsait. Bence de yani kesinlikle yavrumuz olmaz başkan. Başkan olabilirim. Yok kızım, hayır, senden de olmaz. Sesine bak, sesi de incecik. Helyum yutmuş gibi. Ama İbra Hanım, yani çocuklar... Kötü etkileniyor, tamam canım. Emre, gel sen anlat. Hadi hızlı hızlı şey yapalım. Ben heyecanlanınca tuvaletim gidiyor. Yapma, şaka. İyiyim, iyiyim. Şaka burada yapma. Eğer ben başkan olursam... Sakın bak. İyiyim. Okul başkanı ol... okul başkanı olursam eğer... ...tek kaşarlı... ...tosttan çift kaşarlı tosta geçeceğim. Oho, tabii efendim yani. Siz yemeği iyi bilirsiniz. İyi bilirsiniz. İyi bilirsiniz yemeği. İşten iyi bilirsiniz. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben çift kaşarlı tost sevmem bir kere. Hey, hey! Siz eskiden bilir misiniz tost sıralarını, tost kuyruklarını?
Biz sizin zamanınızda takdirnameyi karneyle alırdık ya. Hala öyle alıyoruz ya. Kantinde toz sırasına girdik. Toz sırasına girdik kantinde. Ay ama bakın bir tek ben mi fark ediyorum? Anlamıyorum yani. Şunlara bir baksanıza, böyle bir çok garipler yani. Böyle cücük gibi. Ha bak İbra Hanım, biz onlara cücük değil çocuk diyoruz. Aa. Çocuklar ya. Lütfen. Canberk gel sen anlat vaatlerini çocuk. Anlatayım öğretmen. Şimdi ben başkan oluysam eğer öğretmenle konuşacağım. Öğle arasına erken gireceğiz. Kantinde tüyafiye takılmayacağız. Helal olsun. Trafiklerin beni aldın. Bravo lan. Bravo. Benim oyun bu çocuğa. Vallahi bak, düşmana basar gibi basacağım beni. Vallahi doğru, doğru. Ben de normalde kızım Defne'ye verecektim ama son bir kez daha Canberk ula. Ama anne ya. Hayır Defne'ciğim, üzülme. Veliler oy kullanmayacak. Ha, one minute yani. İngilizce konuşuyorum ama anlıyorsunuzdur inşallah. Şimdi çocuğum diyor ki, öğretmenle konuşacağım. 5 dakika daha erken çıkacağız. Geçen yıl da bu başkanda. O zaman yapsaydı çocuğum. Ayşe teyze, adamın canını sıkma şimdi duyduk elde. Helal olsun lan. Hitabet önemli abi. Evet. Sus sen. Tamam, tamam. Lütfen Ayşe Hanım, siz de bir karışmayın. Şu seçimi bitirelim, gidelim. Hadi lütfen. Evet. Hadi devam et. Bitti mi? Benim öğretmenim, bir şey daha var. Ha, söyle. Ben konuşanların listesini size vermeyeceğim artık. Canberk, bir şey söyleyeceğim. 3C'de kimin konuştuğunu, kime çarpılarını sildiğini, kiminkileri yazdığını 3C çok iyi biliyor bir evet, kere. Evet, evet. Ayrıca biz senin yüzünden 3 yıldır 1. sınıftayız, tamam mı? Biz senin bu zihniyet yüzünden hiçbir yere ilerleyemedik. Diğer sınıflar 5. sınıfa geçti, 3. sınıfa geçti. Biz bir yere ilerleyemedik. Evladımı oksijen verin çocuğa. Zaten hepsini yanlış gösterdi. Sen peki duyguyla tuvalete diye gidip kantinde keyif yapmadın mı? Aa, açıkla ya. Hadi. Bir dakika. Açıkla. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Biz yalnız Defne ile tuvalete gittiğimiz zaman hep sınıfımızın geleceğinden konuşuyoruz. Ama sen neredeydin? Sen neredeydin? Konuş. Sen... Hocam... Sen konuşma sakın. Yalnız bakın, burada bence müdahale edilmesi gereken durumlar var. Aa. Burada bir manipülasyon seziyorum ben. Kesinlikle sizin çocuğunuz olsun, sizin çocuğunuz olsun. Bu konuyu ele geçirmeye çalışıyorlar. Haksızsın, haksızsın. Haksızsın. Sen ne? Sen kimin ajanısın ya? Ya ah. Sen kimin ajanısın adam? Şimdi ya, böyle Allah oldu ya. Allah. Benim zaten olmuş barut fıçısısınız. Siz sen mi lan barut fıçısı? Lan ne yapacaksın? Ben bir şey söylemem gerekiyormuş. Ama boş boş konuşuyorsun işte. Çocukların yanında. Lütfen, çocuklar kötü etkileniyor bakın ya. Vallahi ya çıkın ya da şey yapacağım. Oturalım öyle mi? Sorry. Sessiz. Yap, ne olur seçim. Kötü etkileniyor çocuklar. Şöyle güzel güzel bir demokratik bir şekilde bir tartışsınlar bakalım. Evet. Devam edin. Emine, sen okul hainisin. Sen okul hainisin. Arkadaşların yokken vay yazdıymadın mı? Sen gıcıklık olsun diye öğretmeni silgiyi camdan attın da ben senin karşındaydım. Arkadaşlar Canberk 3A ve 3B sınıfının ayarladığı bir ajandır. Ayrıca bu okul ne zaman sana takdir etti, seni teşekkür etti? Söyle! Etti, her zaman etti. Hadi lan, çıkar göster. Benim oyum Emre. Emre kim? Hanımefendi Emre, sizin ortadık şurada. Ay ben diğer çocuklara bu laf söyler. Ay benim çocuğum elleri kolları bir küçücük bir tuhaf uzaylı gibi ya bir çocuk. Ya hanımefendi lütfen, sizin oğlunuzda bir kere Emre'de liderlik vasfı yok. Aa! Olamaz liderlik. Benim kızımla doğru konuşun. Hayır efendim, gerçekten olamaz. Ay ben Emre'ye vereceğime tuvalet terliğine veririm, daha iyi olur. Vallahi onu yaparım daha iyi. Yemin ederim onu yaparım. Nasıl ki yani? Hayır yaparız. Hayır efendiler, hayır efendiler. Ya bizim sessizlik. Sınıf ya burası. Sınıf. Ne yapıyorsunuz siz? Çocukları ne hale getirdiniz ya? Kendi hırslarınızla neye benzettiniz çocukları? Ya böyle seçim yapacaksak kazanan olmasın zaten. Ne anlamı var kazanmanın? Staza geldik, kusura bakmayın. Seçim bağımlısıyız. Ay hocam, o zaman ben şöyle bir fikir atacağım ama ne dersiniz bilmiyorum. Buyurun. Çocuklar kendi aralarında yapsınlar seçim. Ne diyorsunuz? Ben sabahtan beri onu diyorum zaten Ayşe Hanım. Aa, bir şey söyleyeceğim. Bence de çok iyi fikir. Bak canım benim, istersen aday olabilirsin, istemezsen olmazsın Erhan'cığım. Emre annem. Ay tamam Orhan, ay ne kadar alıngan benim bu çocuk ya. Bakın veliler, tamam biz burada eğitim veriyoruz, çok güzel evet. Ama asıl eğitim ailede başlar. Yani siz bu çocuklara kendileriyle aynı fikirde olanlara değil, olmayanlara saygı göstermeyi öğretmeniz lazım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi gel anneciğim. Hanımefendi o benim. Oho. Hadi babacığım. Baba gel, tiyafiye kalmayalım. Teşekkürler. Come here kızım, come here. Gel. Beni bir götüremedin.
Sanki çağırdık çocuğunu. Yani hadi anneciğim, Fahrettin. Bir tane sana. Fahrettin, bir tane. Emre. El salla Fahrettin. El salla öğretmenim. Hocam şimdi bu ders almış mı oldun? Sen bir an önce eve git tuvalete. Ama hadi. Çok pardon, siz kimin velisisiydiniz? Yok, bende çocuk yok ya. Nasıl ya? Nasıl yok? Ya o böyle dışarıda bir bağırış çağırış oldu. Demokrasi şey falan yaptılar, seçimleşim. Ben onu gaza getirdim. Siz öyle bilerek gaza getirdiniz bizi. Öyle bilerek. Ya siz manyak mısınız? Ya ben de ama ben öğretmenim. Kim getirdi beni? Demokrasi kazandı. Evet, güzel hareket diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Evet, tam bir zile gidemedi skeç. Ya şeyde bir hani böyle çocuklar seçim yapma, bu politik iklimden etkilenme güzel de aileyi koymak hem yeni bir fikir oluyor ama bir yandan da çatışmayı zorlayan bir şey oluyor. Çocuklar aileyle çatışamıyor. Yani acaba sınıf full çocuklar olsaydı daha mı iyi olurdu? Siz de düşündünüz mü? Yani çocuklar çocuklara vaat verip onlar çirkinleşiyor, bölünüyorlar bilmem ne. Önerme zaten belli. Hani evet. Böyle seçileceğine hiç seçilme dahiye bağlayacaktık falan filan. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarımız. Artık böyle yaz tatili yapmak biraz zorlaştı. Yani insanın kendi bütçesine göre tatil ayarlaması hakikaten çok zor bir şey. Biz de işte çocuklarla böyle tatile gittik. Bir tane otele gittik. Otelin de bu çizgi film var ya, Koca ile Maşa. Onun anlaşması varmış. Yani o çizgi filmle. Bir tane Koca ayı kostümlü biri var. Sürekli dolaşıyor. Açık büfede Koca ayı var. Böyle etrafta Koca ayı var. Kuzey de peşinden koşuyor Koca ayının. Yani Koca ayı nerede? Biz orada. Peşinden koşuyoruz. Sonra herkes Koca ile fotoğraf çektiriyor falan filan. Genelde turistler var. Sonra işte Kuzey'de ben de işte Koca ile fotoğraf çektiriyoruz. Sonra Türkler de var filan. Onlar da gelip benimle fotoğraf çektirmeye başladılar. Ondan sonra turist çocuklar da beni oranın başka bir ayısı yani bilmediğim yabancı uyruklu bazı çocukların hayallerinde Koca ayının bir türevi gibiyim. Buradan selamlar olsun. Şimdiki skecimizde her şey hariç otel. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum efendim. Ekranların başındaki izleyenler ve stüdyodaki değerli misafirler, Kim Tatil İster yarışmasına hoş geldiniz. Bu hafta da her şey hariç oteli bir yarışmacımıza hediye edeceğiz. İlk çiftimiz gelsin. Nalan Necati Aksoy geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş gördük, teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kim kızgın kumlardan serin sulara dalmak istemez ki? Ben isterim. Evet, ben isterim dediğinizi duyar gibiyim. Ben dedim zaten onu. Evet, hemen ikinci çiftimize geçelim. Hüsmen Karanfil Çamlık çifti geliyor. Ve hemen üçüncü çiftimize geçelim. Selim Oyaş Laffenglagen ailesi geliyor. Evet, yarışmacılarımız yerlerini aldı. Hello. Evet, hemen ilk çiftimize soralım. En son ne zaman tatil yaptınız? En son benim hatırladığım kadarıyla bir kış ayıydı. Kış aylarda kış bir aydı. Çok kar yağmıştı, kar tatili olmuştu. Hı. Onu hatırlıyorum, kar tatili. Evet. 78 senesi. 78'de çok kar yağdı dedim. Biliyorum o zaman. Evet. O zaman kaçıncı sınıftın o zaman? Ben o zaman mesela... Evet, hemen geçelim. Tatili aç bir aile. Siz en son ne zaman tatil yaptınız?
bir yaz çok sıcak yapmıştı. Ne, biz çok terlemiş. Hatırlıyorsun değil mi Hüsnü? Yok, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Beyin, gitti, beyni hatırlamaz. Çok sıcak yaptı. Biz dedik o yaz tatile çok niyetlendiydik. Sonra? Gidemedik. He. Ama dedik ki önemli olan niyet. Evet, evet. Ama biz size her şey hariç bir otel vereceğiz zaten. Tatil edeceğiz. Aa, çok güzel. Peki yatacak yer veriyor musunuz? Yok, vermiyoruz. Geceyi kumsalda geçiriyorsunuz. Dedim sana yatacak yerin yok diye. Dur bir ya. Peki yiyecek bir şey veriyor musunuz? Yok maalesef. Olta takımı veriyoruz. Dedim sana oltaya geldik diye. Ya bir dur hanım ya. 40 yılda bir tatil yapacağız belki ya. Peki hiç mi bir şey yapmıyorsunuz? Dedim sana bunları erken aldık diye. Ata takma diye. Çok erken almışsınız onları kullanmak için. Neyse. Evet tatili aç bir hale daha. Bunu sen takacaksın, ben değil. Öyle mi? Selim Oyaş Lafın Lagın ailesi. Merhaba. Merhaba. Düşüncelerinizi alalım. Biz Almanya'dan geliyoruz. Türkiye'ye tatil yapmaya geliyoruz abi. Ya. Ya bizim Almanya'da kurulu düzen olmasa Türkiye'ye hep geliriz. Ama Almanya'da kurulu düzen, Türkiye'de tatil güzel. Evet. Yani, neresinden geliyorsunuz? Offenbach, Mannheim, Bochum. Bence üst olur. Öyle mi? Evet, hazırsak ilk yarışmamız başlasın mı efendim? Evet! Evet. Keltoş, getir bakalım kovaları. Evet, Akdeniz'in o berrak sularını bu kovalara doldurduk. Şimdi yarışmacılarımızdan bir tanesi bu kovaya kafalarını daldıracaklar. Nefesini en fazla tutan kazanacak. Kim yarışıyor? Sen kaldırıyorsun. Evet. Ben mi yarışsam? Sen yüzme bilmiyorsun. Bir kova suda boğulursun. Doğru. Tamam. O zaman hazırsak başlayalım. Hadi. 3, 2, 1 başla. Sakın üzme. İyi git Allah'a. Efendim. Git. Evet, Hüsmen Bey elendi. Selim Bey de arkasından elendi. Niye ya? Efendim, sizi ilk çıkardığınız için sizi yarışmadan... Hanım seslendi ya. Yarışma... Bu son sözlerinizi alabilir miyiz efendim? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la... Hayır, amcacığım, yarışmadaki son sözlerinizi alalım. Ah be Hüsmen Bey, keşke ben yarışsaydım. Ya ne bileyim ya, ben gençliğimde 6 dakika nefesimi tutuyordum. Gençliğimde diyor. 87 yaşındasın, hala gençliğim diyorsun. Ay aşkım şunlara bak. Buruş buruş, ne kadar tatlılar. Sanki bana krem şokolade. İnşallah biz de öyle oluruz evet, aşkım, aşkım ya. Gördün mü Almanya bizi nasıl kıskanıyor? Görüşmek üzere, hoşça kalın. Tamam, çıkalım, çıkalım. Hadi, bol Necati Bey. Necati. Çıkmıyor ki. Ben çıkmıyorum. Kazandık diyorum. Biz kazandık değil mi? Necati çık. Tamam, abartma. Şeyleri de abartma. Necati nefes alamıyor mu acaba? Necati Bey. Necati. Oh. İçim yanmış benim ya. Vallahi güzel, iyi geldi yani. Aa, içim bile hepsini. Ya ben şimdi burada boğulsaydım sen üzülecek miydin? Salak kadın. Salak, üzülmeyecektim. Tatil kaçacak diye üzülecektim ya. Neyse tamam şimdi iyiyim. Biz kazandık değil mi? Evet. İlk turun galibi Nalan Necati Aksoy. Bu iş bu kadar olur. Bu iş böyle olur. Ne oldu? Alman pazarı ya. Ne oldu? Hey, bir dakika. Sakin ama daha bir el daha var. Evet. Sen çok konuşma Merkel. Merkel benim saçım siyah aşkım. Bana Merkel diyor. Evet. Yarışmacılarımız istediğimiz kıvama geldi. Evet. Hemen hız kesmeden ikinci yarışmamıza geçiyoruz. Ne o? Herkesin tuttuğu kendine. Evet, evet. Çılgın dondurmacı gelsin. Ya ben bunu biliyorum, evet. Gördüm ya. Taktikte gördüm. Çok iyi bu ya. Evet, evet. Bu sefer ben yarışayım. Ya sen, niye sen yarışacaksın ki? Biliyorum, dondurma benim en sevdiğim yemek. Yemek mi? Ya dondurma yemek mi ya? Neyse tamam, bunlara hiç takılmıyorum. Heh. Ne diyorsun, yapabilir misin, başarabilir misin? Necati, saçmalama. Dondurma deyince akla iki isim gelir. Biri ben, diğeri Yalın. Aleyna Tilki?
Onun daha 40 top dondurma yalaması lazım. Aşkım bizden de biz yarışalım. Benim kütük Maraş. Aşkım ya, Boğa, Selim. Mardin'de olsam midye mi yiyecektin aşkım ya? Çok saçma. Ya midye yıklardık şakşuk. Ay aşkım canım çekti biliyor musun? Evet, getiririz midye. Şimdi yarışmamızın kuralı çok basit. Ne? 5 saniye içinde dondurmacıdan dondurmayı almaya çalışıyorsunuz. Alır. 5 tamam. saniye ha? Alırım. Hazır mısınız? Gönderim. 3, 2, 1 başla! Hadi. Yapamaz. Olma, olmuyor. Evet. 5 saniye kaldı. 3. Ama sakin. 2. 5 saniye kaldı. 1 ve bitti. Ya ne yapıyorsun ya sen? Bu ne bu? Bu ne? Bu ne ya? Birine şey mi diyorsun? Hareket mi çakıyorsun birine? Ne bu? Necati, çok kolaysa seni tutsaydın. Görmedin mi zaten hayallerim gibi ellerimin arasından kaydı. Ya sen ne hayalin var ki ellerinin arasında? Dondurma yemek. Bu ne ya? Allah'ım izyonsuzluk da var ya, bir çığır açtın resmen ya. Evet, şimdi oyalama geçiyoruz. Evet, 5 saniyede hemen tutacaksınız. Hazır mısınız? Tamam, ben hazırım. Evet. 3, 2, 1 başla. Abi bir dakika, bir dakika ya. Kardeş bana 50 euroluk dondurma versene. Abi sadece dondurma değil, sapıyla birlikte veriyorum. Oley! Hatta sana dükkanı da bırakıyorum. Ben de 50 euromu alıyorum, yoluma bakıyorum. Ama yalnız onlar ülkemize döviz getirdi. Onlar başımızın tacı. Ya böyle bir şey olur mu ya? Evet, evet. Merak etmeyin. Şu anda durum zaten beraber oldu. Bir turumuz daha var. Evet, daha var turlarımız. Aşkım, sana çok güveniyorum, tamam mı? Ben de sana güveniyorum. Sen de bana güveniyorsun, eşit güveniyoruz. 50-50. Alman usulü. Evet aşkım, seni çok seviyorum. Görüyorsun aşkım. Değil mi? Görüyorsun değil mi? Bak ne güzel sarıldılar orada. Karısının kocasına ne kadar güzel güveniyor o şekilde. Sen de buna güven, şu kocana biraz güven. Kapı gibi kocan var burada ya. Ne ama oynak kapı. O filmlerdeki bu kovboy filmlerdeki oynak kapısın sen. Benzetme. Bu turumuzun adı Aileler Kapışıyor. Keltoş getir bakalım. Evet, halkımızdan 100 kişiye sorduk. Tatilde yapılan bir su sporu söyleyin dedik. Hazırsanız başlıyoruz. 3 popüler cevabı arıyoruz. Tatilde yapılan bir su sporu söyleyin diyoruz. Düşünmeseydik ya. Ya ben buldum. Evet. Çimmek. Oo, gerizekalı çimmek spor mu? Ne bileyim biz onu biliyoruz. Onu çirip çimmiyoruz işte. Evet, tatilde yapılan su sporu var mı? Evet, ben söyleyeyim. Rafting. Rafting bakalım var mı? Ya aşkım. Bravo ama hala en popüler cevap. Açılmadı. Evet, hadi bakalım. Ne oldu? Ne buldun mu? Bulamadım. Bulaşık. Ya bulaşık spor mu ya? Değil mi? Yazın ananın evine gittiğimde ben başka bir şey mi yapıyorum? Sen benim bulaşık yıkıyorum, sporum benim o. Ha senin benim anamı karıştırıyorsun. Ne anamı karıştırıyorum, ne var? O zaman senin ananı da konuşalım. Sen benim ananı aldın, ağzını alma. Bizim babasının kendi şeylerini kendi üstüne geçiriyor. Üstüne geçmiyor. Bunlar izleyecekler. Ya nereye izleyecekler? Evet, evet. Bir dakika, bir saniye. Biz cevabımızı değiştirmek istiyoruz. Buyurun. Bak şimdi tazik. Ne taziği ya? Ne bileyim, tuvalet eğlencesi. Ay, utanıyorum sen. Evet. Utanıyorum. Tatilde yapılan bir su sporu söyleyin. Son 3, 2, 1 Maalesef bilemediniz. 3 numarada su topu vardı. Kolaymış lan. Ve halkımıza tatilde yapılan bir su sporu söyleyin dedik. En fazla cevap... Aç artık. Ne bileyim, hiç tatil yapmadım oldu. Lan bildiğimiz yerden gelmiş biliyor musun? Ay canım memleketim. Biraz sesli düşünsek bulurduk burada ya. Evet, bu turun galibi... Kim? Schlafen Graben ailesi. Schlafen, ya. Ya evet. Ama merak etmeyin, şimdi bir tahmin sorumuz var. Ha. Evet, hazırsak soruyoruz. Evet, yazacaksınız. Önünüzdeki kağıtları yazacaksınız. Yazacağız, tamam. Bodrum'da, bir plajda... Evet. İki karışık ızgara. Evet. Evet. İki meşrubat. Evet. İki meşrubat. 4 lahmacun. Aa, bir dakika, lahmacun varsa işin rengi değişir. 6 top dondurma. Evet. 2 çay. Kaç lira hesap gelmiştir? Buradan. Konuşalım mı biraz? Evet. Evet. Saçmalayacak. Aptalım da şeyler söyleme şuradayım. Saçmalamayız. Yaparım, yaparım çünkü. O şekilde. Evet, cevapları alalım yavaş yavaş. Schlafen Graben ailesi 55 euro diyor. 16.750 lira. Evet. Evet. Bakıyorum cevaba. 16.750 lira tam tahmin. Yes be.
kuver varsa 200 daha yazıyorum. Ya o kadar tutuyor mu ya? Evet. Ya bunlar hiç tatile gitmemiş. Nereden biliyor bu fiyatlar ya? Evet. Magazinde. Biz de oturuyoruz bir şeyler izliyoruz herhalde. Ne sandın? Öyle bir şey olamaz ya. Evet. Son tahmin sorumuz. Evet. Finaldeyiz artık. Durum 2-2. 2-2. Kazanan şey mi? Evet. Fedon, deniz sezonunu ne zaman kapatmıştır? Fedon evet. Diyon, Gavrukten. Evet, evet, evet. Sirtaki. Sirtaki var onun, doğru. Silip Mayo. Silip Mayo, onu düşünüyorum. Sus, geldi aklıma. Buldum ama. Evet. Biz söylüyoruz, 17 Eylül 2022. Evet, 17 Eylül 2022. Siz cevap yazmamışsınız. Şaşırtmacalı soru. Fedon asla ama asla yaz sezonunu kapatmaz. Bakıyorum, doğru cevap. Ya sen nesin be kadın? Ben neyim? Sen nesin be? Ve tatili kazanan Nalan Necati Aksoy çifti oluyor. İşte bu iş böyle olur. Bravo. Yani gönül isterdi ki ikimiz birden tatile gidelim. Aynı anda hatta çimelim birbirimize sussalım. Böyle atalım su atalım. Ama biz koyduk. Evet abi, hak ettiniz yani. Evet. Tebrikler. Tebrikler. Sağ ol. Evet, sizi artık otelinize alalım. O zaman biz de artık otele gidelim. Evet abi. Yok yok, yanlış anladılar. Biz otele, siz eve. Nein, biz de otele gideceğiz. Ya biz buraya tatili geldik, eğlencesine geldik programa. Ha, aslında otel var bizim. Evet. Oraya drink euro verdik, 20 gün tatil bize. He, 20 gün mü? 20 gün. Nasıl? 20 gün. Kaç para var? Abla. Ben şimdi muz almaya markete gittim. Yarın hafta tatil satıyorlardı. Para üstüne tatil aldım. Şuna bak ya, adamın para üstüne tatil veriyorlar. Bize anca sakız verirler ya. Evet, evet. O zaman haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. Kim tatil istenin sonuna geldik. Hoşça kalın. Tamam, kes, 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 kes. Evet, evet, evet. Evet. Çok, çok iyiydiniz. Tebrik ederim, süperdiniz. Aşkım, şimdi ne yapsak ya? Sizin otelin karşısında bir koy var. Oraya geçin isterseniz ya. Abi, ama nasıl gidelim ya? Tekne yok bizde. Şu markette tekne satıyorlar ya, 75 bin liraya. Olur. Gel, gel, alalım. Bende bozuk var. Tamam, öyle yapalım. Hadi, hadi. Çüz, görüşürüz. Çüz abi. Çüz. Çüz. Çüz, tekneyi de siz alın. Alın tekneyi de alın, siz alın. Tatili de siz alın. Ulan burada tatil kazanacağız diye kıçımız başımız ayrı oynuyor. Adamlar parasının üstüyle tatil alıyor ya. Reva mı lan bu bize? Tamam, tamam Necati. Sakin ol. Bak bir hafta tatilimiz var. Bak bize çok iyi gelecek. Yaralarımızı saracak bu tatil bizim. Hem de her şey hariç otel. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok güzel. Evet. Yatak yok. Yorgan yok. Spa yok. Hiç yok, hiç yok. Çok güzel ya. Olsun Necati ya. Şöyle kafamızı gömecek kumumuz olsun yeter. Deve koşu muyuz biz ya? Hayır Necati, orta direğiz. Doğru. Evet, güzel hareket diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Evet, zili sormuyorum çünkü zile gitmedi skecimiz. Ne konuşuyordunuz aranızda Safa? Sanki oyunculuğa devam gibi duruyordu orada. Performansını övüyordum. Çok iyiydin kardeşim. Gerçekten falan. Safa çok iyiydi, evet, ya. Vallahi. Bir alkışlayalım. Kardeşim çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ya biraz yani skeçte tam sahnede işler istediğimiz gibi gitmedi tabii ki. Yani, tabii ki sahnedeki de bunu hissediyor. Onlar da oyunculuğu hiç bırakmamak herkes adına daha önemli oluyor. Oyundan hiç düşmediğiniz için, hatta sen finalde yine dansınla çılgın dondurmacı olarak evet. Çıktığın için. Evet, genel olarak herkesin oyunculuğunu ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sen de neşeli sunumuna full metin devam ettiğin için tebrik ediyorum. Ya tatil konusu biraz kış geldi. Artık tatilden biraz koptuk. Bir de aslında bu skecin ilk yazıldığı dönemde bu marketlerde tatil ve şey veriliyordu, tekne veriliyordu. O haber eskidi. Evet, yoksa bu zamanında daha da iyi olurdu. Güzeldi. Alkışlar ekibimize gelsin. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarımızla. Dönemde genç olmak hakikaten zor. Efendime söyleyeyim, toplumsal sıkıntılar, kendi
aile baskısı, ne iş yapacağım, ne yapacağım, bir de Z kuşağı baskısı durumu var. Yani ekibimiz şöyle bir fikir bulmuş. Gençler için huzur evi olsa, gençler acaba huzur evinde yatmayı kabul eder mi? Skecimizin konusu bu. Gençler için huzur evi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Baba anne, onlar nasıl sesler? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ama ben yaşlıyım oğlum, omuzlarıma baksana. Allah Allah. Sürpriz sürpriz diye bizi getirdin, nereye getiriyorsun? Dur, ama sen ne kadar sabırsızsın İlka. Senin baban da böyleydi. 7. ayında doğdu. Doğdu nasıl çirkin de. Allah'ım dedim, ben mi doğurdum? Keşke doğurmadım. Ya babaanne, ben biliyorum bu hikayeyi. Açıyorum, ne yapıyorsun? Ah, geldik. Babaanne. Ne? Huzur evim. Saçmalama babaanne, ben annemle konuşurum. Saçmalama, olur mu? O sana şirret karı diyor olabilir. Annen arkandan öyle mi diyorsun? Ya sen onun öyle dediğine bakma. Annem sana gitmedi, yapıştı bize diyor olabilir. Annen arkandan öyle mi diyor? Ya sen onun öyle dediğine bakma. Yapıştı bize, sülük gibi emcüklüyor bizi diyor olabilir. Ay ben senin ananı... Babaanne. Ama oğlum, sen benim öyle dediğime bakma. Bir şey diyeyim. Ya ne yapıyorsun? Kaç yaşında kadınsın ama be? Ama bak, sana bir şey diyeceğim. Heh. Babanlar diyor ki, bu diyor çok şey yaptı, huzursuzlandı. Evde hep bize telaş çıkarıyor diyor. Artık bir şey, benim bir kulağım duyuyor, öbürü duymuyor. Biliyorsun, bunlar benim duyduklarım. Babam benim hakkımda böyle mi diyor? Evet oğlum. Ben daha 22 yaşındayım. Ne yaparım burada babaanne? Aman. Saçmalama, ben buraya bırakılır mıyım? Bak canım, benim ailemin torununu da buraya getirmişti. Gerçekten çok memnun kalmışlar. Ne koyuyorsun lan avucuna? Ne yapıyorsun baba? Oğlum, bu benim koordinatlarım. neydi koordinasyonlarım? Her neyse. Bana bak. Heh. Bak, bana lafımı unutturma. Özür sakın. Dilerim babaanne. Tamam. Bana bak. Ondan sonra dedim ki, bir dene. Lan ne dedi, don mu bu babaanne? Böyle bir şey olur mu ya? Ne dedi? Oğlum bak, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bak, bir tatlı huzur evi. Hem de Kalamış'ta. Daha ne olsun? Allah Allah, çok saçma ya. Hadi ben gidiyorum artık. Nereye gidiyorsun? Biraz gezeceğim. Kızlarla gezeceğiz. Cevizli Bağ'dan Tuzlu'ya kadar gezeceğiz. Nasıl gezeceğiniz o kadar ya? 5 isteğe bineceğiz. Öptüm seni bir tane. Bay bay. Öptüm seni, bay bay. Geçeceğim. Bakalım, yavaş yavaş gidelim. Dikkatli git bari. Allah Allah. Ya müdürüm, beni göndermeyin ya. Ben daha çok gencim ya. Öyle deme Kemal. Geldin artık 35 yaşına. Gençlerin önünü açman lazım. Müdürüm, dışarıda beni kurtlar, kuzular kapar. Beni göndermeyin. Bir şans daha verin. Eh Kemal, ne demişler? Yaş Kemal'i erdi. Kusura bakmayın. Acıyla anca bu kadar şaka yapabiliyorum. Arkadaşlarına elveda de. Arkadaşlara elveda. Sizi bye, çok sevdim. Bay Kemal. Al bunu da. Al, masas. Ayrıca seni hiçbir kurt yiyemez, merak etme. Seni kurt sürüsü anca belki ısırır. Çok iyi adamdı ya. Ne yapacaksın işte? Yaşı gelince herkes gidecek. Kazık mı çakacağız buraya? O zaman biz gidelim de bir suflesini kavuralım. Hadi, hadi kızlar. Hadi. Ya arkadaşlar, ölmedi ki. Gitti adam sadece. Dışarıda yaşayacak mı sanıyorsun? Merhaba. Tuğberk ben. Merhaba. Ben de Erkan. Yeni geldin herhalde. Yok, yeni geldin demeyelim de gideceğim birazdan. Babaannem bıraktı. Yok, ben burada durmam zaten. Kalırsın, kalırsın. Kardeş, benim hayallerim var. Huzur evinde falan işim yok. Bizim de vardı kardeşim hayallerimiz. Tıp okuduk, biz de kaldık burada. Tıp mı okudun? He. Nasıl ya? Tıp okudum. Bir gün böyle ben bitirdim o doktorluğu. Tamam mı tıpı? Merhaba canım, hoş geldin. Merhaba. Erkan da değil mi? Evet. Babaannenle konuştum az evvel. Gençler huzur evi olarak sana burada huzur dolu bir ortam sağlayacağız. Hala gençler huzur evi diyorsunuz ama huzur evi yaşlılar için değil midir abi? İşleri değişti artık Erkan. Öyle deme. Yaşlılar artık kendilerine evlerini aldılar, arabalarını aldılar. İyi kötü bir emekli maaşları var. Gençlerin neyi var? Gençlerin hiçbir şeyi yok. O yüzden artık bizim hedefimiz gençler. Hedef kitle biz miyiz abi? Olur mu öyle şey ya? Vallahi alışsan var ya, burada kalacaksın hemen ya. Çıkmak istemeyeceksin kanka. Ah, etkinlik saatimiz geldi. Hadi bakalım. Hadi. Hazırlanın. Hadi bakalım. Etkinlik mi? Selam beyler. Selam. Selam. Selam kızlar. Bakın bu Erkan. Bu da Aysu, Cansu, Bolsu. O sene çok yağmur yağmıştı da. Öyle mi? Evet. Ya ben çok memnun oldum. Benim de göbek adım zaten dolu. Evet. Siz
siz ne yapıyorsunuz burada? Biz bir lise dizisinde oynuyorduk, gençlik dizisi. Ama sonra büyüdük, işte bulamadık. Yapacak bir şey yok, buradayız işte. Nasıl, niye bulamadınız? Ya şimdi kadınlara ya liseli kız rolü veriyorlar ya da anne rolü veriyorlar. Biz de daha anne yaşımız gelmedi. O yüzden oyunculukta yaşa takıldık. Çok saçmaymış o. Etkinlik dedik abi, etkinlik. Kültür fizik hareketleri yapacağız canım benim. Ya gencecik adamım, ne kültürü ne fiziği abi. Sen gencecik adam olduğunu mu zannediyorsun? Bu beden kaç yaşında senin haberin var mı? 22. 22 mi? En az 122 yaşında. Bilgisayar başında oturmaktan senin bu beyincinden ayak parmak ucuna kadar her taraf kireçlenme, haberin var mı senin? Bak ben seni bir çütleteyim, sen kendine gel. Yanlış bir şey yapmayalım şimdi. Gel bak. Yanlış bir şey yapmayalım. Gel şimdi, kendini bana bırak. Yanlış bir şey... Nasıl? Lan ben yaşamıyormuşum biliyor musun? Vallahi kendime geldim. Şunları yapamıyordum ha. Evet. Şunu yapamıyordum. Oğlum bak... İyi ki de yapamıyormuşum ama şunları yapamıyordum. Evet. Dışarıda bir fitness'a gitsen kaç para? Hadi oğlum ya. Başlayalım hocam. Bravo Tübek, harika bir yaklaşım. Evet şimdi gençler, hadi bakalım biraz bedenimizi hareketlendirelim. Tabii. Öyle değil mi? Evet. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Koşma hareketiyle başlıyoruz. Otobüsün arkasından koşan fakir öğrenci. Evet, koş. Şu mudur abi? Şudur, evet. Çok güzel. Evet, bilgisayar başındaki parmakları esnetme hareketi. Sen parmaklarını böyle mi esnetiyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yok, ben böyle... Gençliğine yenilme lütfen. Pardon. Evet, parmakları esnetelim. Güzel. Şimdi alamadığımız mağaza raflarından ürünleri alıyoruz. Güzel. Şuradan bir ayakkabı alayım şöyle. Şuradan da bir ayakkabı alayım. Şuradan da şunu alayım. Güzel. Yorum katabilir miyiz? Pardon, bunun 41'i var mı? Harika, tamam. Uzatma çok fazla. Evet, şimdi de omuzlarımızı esnetmek için kaybolan gençlik adına ahey ahey diyoruz. Evet, şu şekilde ahey. Ahey, 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 ahey. Biraz daha diyafram, ahey. Ahey, ahey, ahey. Yapmayın, beni aratacaksınız. Tamam, serbest tamam. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun lan? Üniversite bursum için kanka. Sıçtım galiba. Anladım. Bak bak, biz şu kızla flörtleşiyoruz ha. Şişt. Aha bak, mendil attı. Mendil mi attı? He. Lan ne flörtleşiyorsun, git konuş. O mendil ne? Oğlum, huzur evindeyiz. Buranın da kendine göre adetleri var sonuçta ya, bak. Instagram adresini işlemiş. Aksama ben buna DM'den Alevi çakarım. Çok saçmaymış ya. Hay Allah. Yine gelmediler. Kim gelmediler ya? Öğrencilerim. Ya senin öğrencin yok ki. Ama ben öğretmenim ya. Ya of! Atanıp atanamadığına sürekli cama gelip bakıyorsun aşağıda atandın mı atanmadın mı ya? Aslında E-Devlet'ten baksan cama gelmene gerek yok. Hayır ya. Hayır ya. Yanlış bir şey mi dedim ben? Modumuzu düşürüyor ya. Size hiç yakışmıyor bak. Yine alattınız kızı. Neyse, size güzel bir haber vereyim. Ziyaretçilerimiz var. Ah, kim gelmiş? Yoksa annemler mi gelmiş? Kesin nedenler gelmiştir. Hayır. Bir sivil toplum kuruluşundan sizi görmek için hayırseverler geldi. Buyurun gelin içeriye. Buyurun gelin. Oğlum yer versene. Yok. Biz zamanında çok oturduk yavrum. Siz oturun şimdi oralara. Ya amcacığım, teyzelerim hoş geldiniz. Vallahi havamız değişti biliyor musunuz? Sağ ol kızım. Biz genç yaşamları destekleme derneği olarak siz gençlerin her zaman yanındayız. Ölene kadar. Manikok. Dürtün diye kendine geliyor. Ha, merhaba ya. Birkaç gün destekleyeceğiz yani, ölene kadar. Evet, Allah canına almasın, öyle değil mi? Çocuklar, bakın size cips, kola, şeker getirdim. Gördünüz mü? Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Mutlu musunuz burada? Mutluyuz be amcacığım, ne yapalım? Gençlik işte, yuvarlanıp gidemiyoruz. Çıkar telefonunu göster. Hayda. Yok, amcana diyorum. Çıkar telefonunu göster. Bu öyle, bu karşıya bakıyor, buraya dönemiyor, bana diyor. Bak, MyPhone Max 18 bir şey aldım. Amcacığım, elin titriyor ama sen bunu nasıl kullanacaksın ya? Yok, titreşim de çalıyor şu anda. meşgule verdim. Ay, çok güzel ya. Amcanın telefonuna bakın. Benim telefonum bozuk mu acaba? Yani eski ama bozulmamıştır. O zaman ailem neden beni aramıyor? Ya sen...
Çünkü işsizsin, parazit gibi yaşıyorsun. Kızlar siz de alın şurada gözlükler var, komik komik. Ha, ne yapacağız ki bunlarla? Toplu çekersiniz. Bu ne? Seninki mi? Ha, benimki böyle çalışıyor. İlaç saatleri geldi, ilaç saatleri geldi. Evet, bakalım. Çok güzel. Şimdi. Bakımlarını da yapıyorlar. Muhteşem. Tabii canım, yapmaz olur mu? Şöyle hepsi bunlar şey olmuş. Cansucuğum, al canım. Bu gelecek kaygısı bozukluğu için. Geleceğe umutla bakıyorum. Harika, mükemmel. Tuğberciğim, al canım. Bu da stres yönetimi için. Boş ver ya kanka. Takma kafana. Harika. Pelin su anti işsizlik canım benim. Ya iş var da ben beğenmiyorum. Harikasın, harika. Bolsucuğum, bu da Avrupa havası. Şöyle bir kokla. Ah. Gitmiş kadar oldum. Bu kadar mı fark eder? Al canım. Bu da kaybolan yılların için. Bana ilaç vermediniz. Senin üstüne bir bardak soğuk su içeceksin. Şaka, şaka. Sen daha yeni geldin ya. Senin ilaç programını da aşeydi. Yavrum. Aslında yürüseniz daha iyi. Bu kadar ilaç çok zararlı değil. Teyzeciğim, biz zaten yürüyoruz. Evet, biz sizin gibi zamanda araba alamadığımız için ve otobüs bedava olmadığı için biz her yeri yürüyerek gidiyoruz teyzeciğim ve amcacığım. Hadi biz gidelim, gençlerin yine huzurunu kaçırdık. Hadi. Hadi. Kusura bakmayın, huysuzlanıyorlar işte. Çok fena. Huysuzlanıyorlar işte, gençler ne yapacaksın? Biraz vakit alıyor tabii. Evet. Hadi biraz destek. Ya hadi çıkın artık, siz de yok. Şimdi ben size iteyim. Aa, düştü. Aha. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yaşlıdır, kalkar ayağa. Kanka böyle işte ya. Keşke biz de böyle 65 yaşımıza gelsek. Şunun şurasına ne kaldı ya, değil mi yaşlı olmamıza? Ah, ay, kızlar evet, etkinlik saati. Hadi bakalım. Ne etkinliği ya? Örgü öreceğiz. Ay, süper. Örgü falan mı örüyorsunuz ya? Evet. Bak çok güzel kraplar örüyorum. Ben de şimdi tayta başladım. Ben de telefon kılıfı örüyorum. Her şey çok garipmiş ya. Yok oğlum ya, ne garibi ya. Ne yapacaksın ya? Nasıl? Selam. Ah be, kardeşim yine mi ya? Ya bu sefer kesin o işi alıyorum ya. Saat 2'de randevulaştık, arayacaklar birazdan. Oğlum yıprattın kendini işte. Vallahi iş yerinden arıyorlar. Lütfen. Alo? Berkcan Bey, biz sizi ararız. Aradınız zaten. Biz sizi ararız demek için aradık. Ben de onu diyorum, dediniz zaten. Ya ne söyleyecekseniz söyleyin. Biz buraya kadar gelip kendinizi yormayın diye sizi aradık. Gelince de bunu diyeceğiz. Ne diyeceksiniz? Biz sizi ararız diyeceğiz. Ya geleyim bari, yüzüme falan söyleyin. Siz hiç gelmeyin, biz sizi buluruz. Evden çalışacağım herhalde. Evden çalışacağım, kesin oldu bu iş ya. Oley be, oley be, oley geleceksin. Ya oğlum yıprattı kendini iş diye ya. Halbuki ne iş ya? Git gel, yol parası, yemek parası, zarar oğlum hep ya. Ya otur burada ne güzel işte, değil mi? Bir şey soracağım ben. He. Burada bir baltaya sap ol diyen yok mu? Yok. Kalk şu işin ucundan tut diyen? Yok. Evlen, bartlan, bir ev sahibi ol diyen? Yok oğlum, kim diyecek? Bir şey soracağım ben. Ekmek almaya kim gidiyor burada? Bilmem, biri gidip alıyor. Harbi mi diyorsun? Ha. Ben sevdim, buraya şimdi ısındım, biliyor musun? Ya. Oğlum diyorum ya sana. Bu yıllara bir su içeyim ben diyorum. Oğlum, oğlum. Ay kalk anneciğim, kalk, 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 çabuk kalk. Ne çabuk kalk. Ben, hayır, ben Sevda oğlunu huzur evine yerleştirdim, dedirtmem. Hayır. Ya sen dedirtmiyor zaten, onlar direkt diyor ya. Hadi lan yürü sen, ne işin var burada, hadi. Bana bak oğlum, bak baban sana müthiş bir iş buldu. Haftanın 7 güncüyü çalışıyorsun, koskoca asgari ücret alıyorsun. Ya ayrıca kiralık evde buldum sana. Ev arkadaşların bile hazır. Bir Suriyeli, bir Iraklı, bir Afganistanlı, bir Pakistanlı. Ne güzel, Erasmus gibi işte, süper. Baba benim huzur evinde huzurum yerinde. Sağ ol. Çık 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 çık. He? Sakın. Ben gel. Sakın. Yok baba, ben gelmiyorum. İtiraz istemiyorum. Hadi gidiyorum. Tabii canım, gidiyorum. Nasıl? Beyefendi, hanımefendi, ziyaret saatimiz doldu. Lütfen çıkar mısınız? Ama beyefendi yapmayın. Bu çocuk burada ne yer ne içer? Aşçımız her şeyi yapıyor. Nasıl? Kira ne olacak? Kira yok. Elektrik, su, doğalgaz? O da yok. Bizi de alın. Allah aşkına. Bizi de alın. Ne olur bizi de alın. Ne olur bizi de alın. Bizi de alın. Lütfen bizi de alın. Ne olur. Tamam beyefendi, fazla yakınlaştık. Lütfen sakin olun. Bunun hesabını kim verecek? Sakin olun. Sizi alamayız. Sizi alamayız. Çünkü neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuş yaşayan heterodoks yaklaşım günümüzde neuroekonomi ve davranışsal ekonomiyle daha fazla önem kazanıyor. Yani
Yani vallahi ben de bilmiyorum ne dediğimi yani. Ne konuşuyorum işte. İyi günler, buyurun, hoşça kalın. İyi günler, teşekkürler. Hoşça kalın. Evet, güzel öykü diyenler. Çok güzel öykü diyenler. Yani zile gidecek, aslında ilk başta söylediğimizde de fikir zile gidebilecek bir fikirdi ama içerisini kurgularken Batu böyle biraz daha galiba bir şey yapmak lazımdı ya. Evet. Yani tam böyle hani yaşların kaldığı huzurevi tadında bir şey mi? Gençler için huzurevi olursa nasıl olurduğunun hayalini biraz daha detaylı mı kurmak gerekirdi acaba? Hayal bile edememişiz abi yani. Yani yok şey, bir şey var yani girilen yol güzel, fikir güzel ama uygulamada tıkandığı anlar oldu. Bu kadar güzel bakıyorsun ki yeşim. Yani şu skeçin giydiğim peruk, efendim söyleyeyim kıyafetin, ihtişamınla. Maalesef zil alamadın ama güzel hazırlandın. Olsun. Elinden olsun. Geleni yaptın. Evet, çok güzel hareketler devam ediyor akşamımızda. Evet sevgili misafirler, bu akşamlık bizden bu kadar. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Bizleri izlemeye geldiğiniz için, ekranları karşısındaki izleyicilerimize bizleri izlemeyi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Karşınızda BKM Mutfak Oyuncuları. Peki ben buna kazık diyemez miyim? Diyebilirsin. Babaanne seni kaza oturtmuşlar. Eşek sıfası. Nasıl? Nasıl?